Ekol Pazartesi'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Her pazartesi olduğu gibi sevgili Selim Soydan, Gökmen Özanak ve Aldınay Babalı kadromuzla karşınızdayız. Bizden önce de barometre vardı. Sevgili Rasim Ozan, güzel konukları vardı, seçkin konukları vardı. Özellikle Ertuğrul Özkök abimizi gördük. Çok mutlu olduk uzun bir aradan sonra. Daha önce çıkmıştı birkaç defa lider haberi ama ne zamandır görmüyorduk. Çok iyi oldu. Sordum neden Fenerbahçe maçlarını göremiyoruz diye. Artık dedi çok heyecanlanıyorum. O yüzden maçlara pek gitmemeye özen gösteriyorum dedi ama. Ama takım iyi gelir artık. He, gelir mi? Takım iyi gelir. Aziz Bey'in çok yakın dostuydu. Herkesin özellikle dostu o ya. Herkesin dostu. Malum şike sürecinde çok büyük destek olmuştu oldu, yazılarıyla. Oldu. Yanında var olmasıyla. Oldu. Selim abi görünce de heyecanlandı. İyi bir Fenerbahçeli. Hay seni görünce heyecanlandı. Ben de heyecanlandı. Çünkü çok önemli insan. Gökmen abi sever misin Ertuğrul Özkök? Çok. İyi bir kalem değil mi? Çok. Yani mükemmeldi ya. Mükemmeldi. O da emekliliğin tadını çıkartıyor. Dünyayı dolaşıyor. Ne yapsa bitirdi iş artık. Gurmede iyi. Moda da iyi. Her yani şeyde iyi. Çok sosyal bir insan. Çok. Çok farklı bir insan. Bu insanlardan faydalanması lazım Türkiye'nin. Yok be, biz de yere çekeriz. Alta. Yani tut ayağından çek. Yanlış oldu. Evet, kanalımıza katkı veren tüm dostlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ertuğrul Özkök'ün de burada olması da güzel. Ümit abi vardı. Onların ekip zaten çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. İyi şeyler abi. Mustafa Albayrak, Ümit Zileli, evet. Rasim Ozan. Bugün de sürpriz yaptılar. Tabii. Ertuğrul Özkök. Ki Ertuğrul Özkök geçen sene de yine vardı. Birçok programda görmüştüm. Evet, Süper Lig'de bugün iki maç da devam edildi. Karagümrük 0, Hatay 0. Hatay bir de penaltı kaçırdı. Sivasspor 1, Ankara Gücü 3. Servet Çetin'in işi zor gibi. Sivas'ta o da bekleneni şu ana kadar veremedi. Rıza Hoca ayrıldı. Ve 14. sırada Sivasspor. Ya arkadaşlar, Karagümrük şey maçının ilk yarısını izledim. Hatay maçının. Ya bir tane stadımız var. Olimpiyat stadı. Zeminin halini gördünüz mü? İşler acısı bir durumdaydı. Biz görmeyelim. Federasyon niye görmüyor? Ya Padres'le ne oldu? Bir tane Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Zaten ondan sonra 3 ay 4 ay maç oynanmadı orada. Yap bakımını. Evet abi. Yap, görevin içinde bunlar senin arkadaşın. Evet ya, federasyonun stadı değil mi? Ya o stat yapılırken bak, Galatasaray'da bir ara Ali Sami'nin Karagümrük Hatay maçında bir fotoğraf karesi verebilir miyiz? Özen Can Aydın döneminde orada oynadık, hep oraya gidiyorduk, ediyorduk. Ya o inşaatı yapan müteahhidi var ya, alsa verseler bana var ya, çiğ çiğ yerim ya. Ya kuzey güney tarafı açık. Yanmayan mısın abi sen, çiğ çiğ yiyeceksin? Ama olacak şey değil, o kadar yaptığı para veriyorsun. Yaptığı hatayı anlatmak. Güney, kuzey tarafları açık, anladın mı? Doğu batı kapalı, kapalı. Anladın mı? Aksi olması lazım diyor. Tam ters olması lazım. Ya çevirse şöyle bitti zaten ya. Anladın mı? Sen çevirirsin, git çevir. Hayır, çevirse şöyle bitti. Abi ya, hayır, olacak şey değil ya. Hayır, seni tasdik ediyor. Doğru söylüyor ya. Hayır, çevirse doğru. Dalga geçiyor zannediyorum. Hayır ya. Şimdi çevirecek. Hayır. Gökmen abi şöyle duruyor ya, dediğin gibi. Yani onu çevirse şöyle çevirse yapsa bitti. Abi, bu. Girişleri de buradan düşün, yapacaksın. Bitti gitti. Kuzey güney abi. Anladım. En sert rüzgarlar esiyor. Bir karşılıklı. Ya Özen Can Aydın oraya dünya kadar para, kuzey tarafına büyük büyük direkler yaptırttı. Anladın mı? Büyük büyük. Ve şeyler de döşettiler. Ne derler? Rüzgar paneli yaptılar, paneli yaptı sözde. Abi. Abi ese bütün hepsi parçalandı. Düşün. Ama düşün. Yalnız Nuri Güzelim. Akın diye bir arkadaşımız vardı federasyonda. Yaptı bu sene oraları, yaptı, düzeltti. Farkındasınız değil mi? Gene. Yine yaptı tabii. Ona rağmen tabii sıkıntı. Ama günah ya. Çok Olimpiyat stadı diye. Çok şık bir stadı. Allah'tan oldu. Olimpiyat falan yapmadık ha. İstanbul'un en büyük stadı o şu anda. Seyirci kapasitesi. 80 bin kişi falan alıyor. Ama çok önemli abi. Abi orada önemli de yani. Bunu nasıl düşünemezler ya? Gerizekalı mı bunlar ya? Orada bir Galatasaray-Beşiktaş maçı vardı abi. Ne maçtı o ya? Şey maçı Fener Galatasaray'da vardı. Fener Galatasaray'da oldu. Önemli bir maç. Stad tıktım tıktım doluyordu ha. Doğru ben sana söyleyeyim abi. Türkiye'de İstanbul'da. Milan Liverpool'da oynadı orada. O da oynadı. Yani stat küçük kaldı. Bizde büyük stat yok ki İstanbul'da. Ya 100 bin kişi dolar mı abi? Ne zaman oynandı? Bir final oynandı. Kaç sene önce oldu? Şampiyonlar Ligi finali işte ya. Şampiyonlar Ligi. Liverpool.
Hayır, bu daha son, önce bir 2005'te olmuştu. Bir de bu şeydi, Haziran'ın ortasında olmuştu. 13 Haziran'da mı ne oynandı? Temmuz, Ağustos, Eylül değil mi? 3 ay. Bakacaksın oraya, gözün gibi senin çocuğun orası ya. Böyle bir şey olur mu artık? Peki abi, Karagümrük'ün sahası değil mi o şimdi mesela? Ay şey yok, bilmiyorum yani. Karagümrük kiralıyor onu. Ha, onu kiralıyor ama bakım bedeli ödüyor. Bakım beden terbiyesin. Benim, evet. Tabii canım ya. Hayır, bakım da orası Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu Riva merkezinin karşısındaki kamp merkezini Gençlik Spor Genel Müdürlüğü aldı protokolle. O kamp yeri var. Karşılığında da Futbol Federasyonu yetkilileri Olimpiyat Stadı'nın tapusunu aldı. Olimpiyat Stadı federasyona geçti. Kamp merkezi, yeni yapılmış olan kamp merkezi federasyonun karşısındaki olimpiyatçıların, yani olimpiyata aday branşların ve sporcuların kalabileceği muazzam bir kamp yeri yapıldı. Yok, orayı da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü aldı. Takas ama, yapıldı. Ama ben şunu demeye çalışıyorum. İşte şimdi fotoğraf karesi varsa bir verin. Ben inanamadım ya. Ya her hafta maç oynanacak gibi bakacaksın oraya kardeşim ya. Daha ne istiyorsun? Statların yapılmış, her şeyin yapılmış. E sen de bakımını yap. Görevin bu ya. Selim abi, stat 2 yılda 3 yılda biter. Bizim müteahhitlerimiz iyi. Şimdi Avrupa Futbol Şampiyonası eğer İtalya ile ortak alacaksak, doğru mu? Bundan sonraki şey için. 2026 mı? 2027 herhalde. Avrupa. Yap abi stat. Nihat 100 bin kişilik yap abi. Nihat abi var mıydı yaptığı, biliyor musun stadı? Yok abi. İspanya'daki Real Madrid stadını yapıyor. Nihat abi yapıyor. Stadı mı? Şimdi. Barcelona stadını yapıyor. Affeder. Evet. Tabii. Ona verdiler. Onlar stadı. Johan Cruyff şeyinde oynuyor stadında. Bak düşün nasıl tarafta bir stat yapıyor. Bu iftar meselesidir abi. Bunlar vallahi güzel olsun şeyler abi. Çok güzel. Ya Türk firmasının onu yapması çok önemli. Tabii ya. Allah'ım. 2032'ye aday olmuşuz. 2032. Evet. Yap işte, ancak içinden yap ki yetişsin. Ya var, bizim güzel statlar yapıldı abi. Yapıldı. Ya arkadaşlar, bugün federasyon bir açıklama yaptı. Bir açıklama yaptı. Niye böyle bir açıklama ya, yapmaya haber, ihtiyacı hissetti? Ben haber, sormak istiyorum. Cumartesi günü patladı. Evet. Pazar günü ayyuka çıktı. Evet. Kulsa, federasyona çıt yok. Bugün, şimdi biraz sonra vereceğim ekrana. Bu aslı astarı olmayan haberler dediler. Şimdi ben merak ediyorum. Çarşamba günü Stefan Kunz denen Alman vatandaş da Mehmet Büyükekşi isimli Türk vatandaş, federasyon başkanı bir araya gelip ne konuşacaklar? A. Çayda çır oynayacaklar. B. Çok güzel yemek yiyip İstanbul'u değerlendirecekler. Türk futbolunun geleceğini konuşacaklar. Ya arkadaşlar, ayrılacaksınız elinde sonunda. Niye kalkıp da böyle bir yalanlama gereği duyuyorsunuz? Ne ihtiyaç duyuyorlar? Veya dediğin ki hiç aslı astar olmayan haberlerine girmeyin. Sayın Kuls'la çarşamba günü buluşacağız ve Türk futbolunun geleceği hakkında önemli adımlar atacağız deyin. Böyle yani, şimdi bir bu haberi verenleri, bizleri ve bizim gibi meslektaşlarımızı yalanlıyorlar. Peki çarşamba günü Kuls'la ayrıldığında ne diyeceksin o zaman? Herkes sana gülecek. Ya konu şu abi. Çarşamba günü toplanacaklar, anladın mı? Hani gibi bir karşılıklı oturup konuşacaklar da falan gibi, hepsi iki hikaye. Çarşamba günü toplanacaklar. İkisi bir araya gelecek, federasyon başkanıyla Kunz. Anladın mı? İşine son verildi. Anladın mı? Tazminat durumunu konuşacaklar. Hepsi bu. Olabilir, bu makul. Bak, anladın bu mı? Olabilir. Tazminatı konuşacaklar. İşte 3 aşağı 5 yukarı bilmem ne, olsun bu su falan, onu anlaşacaklar. Ondan sonra hadi eyvallah diyecekler. Asgari müşterek buluştuk, hadi eyvallah diyecekler. Doğru gördün. Abi kalır mı? He? Yok, mümkün değil abi. Olamaz. He? Mümkün değil ya. Hayır, bu da bir soruyorum yani şimdi. Yok oğlum. Abi, o eğer kalırsa, bir ihtimal yok mu abi öyle? Eğer kalırsa bu kadar lafın üstüne filan, tamam mı? Bütün federasyonun hemen istifa etmesi lazım. Böyle bir Nihat şey. Abi eder miydi Almanya mesela? Ki, Almanya Nihat gibi. Nihat abi bir saat durmaz be. İşte gördün nasıl istifa etti. O istifası öyle oldu. Evet. Almanya gibi gelenekçi bir ülke. Evet. Hansi Fili'yi, evet, Japonyalara 4-1 yenildikleri için kovuyor. Biz Ermenistan'a yenemiyoruz. Dünyanın en kötü takımlarından birisini. Japonlardan ağır hizmet olması gereken maç. Hasbelkader 4-2 mağlubiyetle sonuçlanıyor. Hala aradan geçmiş, önümüzdeki çarşamba gününe bakarsak 8 gün geçmiş olacak. Ve biz hala adamı yemeğe davet ediyoruz. Ya kardeşim, bu işler bir anda olur. Tabii. Bu işler böyle yemekle, şununla bununla konuşarak değil.
Sen bu zaten Hamit'e görev verecektin. Tazminatı nedir? Hesaplatın. Adama dersin ki sen iki yazıyor burada. Bire razı mısın? Adam der ki evet veya hayır der. O gün bu iş zaten sonuçlanması Eskişehir'de lazım. Eskişehir'de yollaması lazım. Eskişehir'de. Aynen. Abi bitti. Şenol Güneş istifa etmedi mi? Maç bitti. Şenol Güneş bir anda bırakmadı mı? Maç sonrası. Tabii ya. Başarısız ya oldu. Almanya bir de enteresandır ya. Almanya'da örnek bir şey var ya. Anladın mı? Japonlar 4 tane attı diye akşamı kapıya koydular herifi ya. Aynı şey bizde de olacak şey değil. Bak. Ne bekliyorlar ki? Ben şey, onu anlamıyorum ya. Şey. Gıy 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 gıy. Bremen mızık acıları gibi ya. Bir açıklama varsa onu verelim mi? Tamam. Ben de şuradan hemen açayım. Ulan ne milletiz biz abi, be? Abi Almanya demişken, şimdi Almanya Otto Ners, Sepp Herberger, Helmut Schön, Derval, Köper, Franz Beckenbauer. Bak hocaları. Holger Osiek, Bertie Fox geliyor. Erik Rübeck geliyor. Rudi Völler geliyor. Şimdi tekrar Rudi Völler geliyor. Bak bir şey oradan söyleyeceğim. Klinsmann geliyor. Löw geliyor. Hansi Flick senin dediğin gibi istifa ediyor. İstifa ediyor, gönderiliyor. Gönderiliyor pardon, gönderiliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman Almanya'da niye bu ülkelerin futbolu gelişmiş diyorsun? Dur bir dakika, ben seni ne demek istediğini anladım. Onu ben bekleyeyim burada. Bekle. Önce şu açıklamaya tamam. Gireyim. Şimdi tamam. Arkadaşlar Futbol Federasyonu bugün şu açıklamayı yaptı. Akşam saatlerinde. Bundan ne anlam çıkartıyorsunuz ve bizler ne çıkartıyoruz? TFF, A milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'u toplantıya davet etti. Bir defa skandal bir başlık. Davet etti. Niye davet ediyorum? Benim ağzıma, yani içime etmiş olan bir hocayı davet ediyorum ne demek ya? Çağırıyor. TFF, Kuntz'la ilgili kararı çarşamba günü verecektir. Bu da bir saçma da. Hadi böyle yapın. Davet etti ne davet ediyor? Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'la ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ne demek? Bu çok şu, ayıp. Yani bu, diyorsunuz ki bu ne demek? Medya diyor ki bu adam gitti, yollar ayrıldı, dün NTV flash haber girdi, tamam. CNN flash haber girdi. Onlar da dahil. Herkese diyorsunuz siz yalancısınız, sizin verdiğiniz haberler gerçeği yansıtmamaktadır deniyor. Adam göreve devam ediyor. Ve bizlere de diyorlar ki yorumculara da sizler de yalan söylüyorsunuz. Gerçekleri söylemiyorsunuz diyor. Evet, peki Kuntz göreve devam ediyor mu oluyor o zaman şimdi? Onu da demek istiyorum. Geliyorum. Şu anda devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisine resmi olarak davet etmiştir. Şimdi tek tek bunu inceleyelim. Stefan Kuntz'la ilgili haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yani görevden alınması, istifasının istenmesi söz konusu değildir diyor değil mi? Mantık o. Bunu yalancısınız diyor. Biz yalancısınız bizler diyor. Yalancıyız. Yalancısınız diyor. Bizler yalancıysak gerçekçi olan Sayın Büyükekşi'ye ve ekibine sormak gerekiyor. Şimdi bugün Sayın Büyükekşi'ye attığım mesajı okumak istiyorum. Senin attığın mesajı. Mesajı. Başkanım merhaba. Şimdi resmi sitede Kuntz'la ilgili yalanlama haberini okudum. Bu konuyla ilgili sizden telefonla görüş almak ve birkaç soru sorma niyetindeyim. Yorumcularım ve ben zaman zaman sizi ve ekibinizi eleştirsek de art niyet söz konusu bile olamaz. Sadece doğru haber ve bilgiye ulaşmak istiyorum. Uygunsanız sizi aramak istiyorum. Diyorum kendisi çevrim içiyken saat 18.49'da cevap yok. Sonra Hamit Altıntop'a mesaj atıyorum. Çevrim içi yine. Sevgili Hamit, sadece doğru bilgi aktarmak istiyorum. Lütfen acil konuşmamız lazım. Ben Serhat Ulu Eren Telegol programından Kuntz olayını doğrulatmam lazım. Senin de istifa edeceğin konuşuluyor. Aslı astarı var mı bunun? Hamit Altıntop mavi tik oluyor. Okuyor hepsini. Ve cevap yok. Ve bizler sizin gözünüze yalancıyız. Sonra iki yöneticiyi Allah'tan buluyorum ve iki isim vermem doğru olmaz. Şu andaki TFF yönetim kurulundaki iki görevi olan önemli kişiye ulaşıyorum. Ve en azından bazı bilgileri doğrulatma fırsatım oluyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi off the record bazı konuşmalar oldu. İsimlerini vermeyeceğim ama detaylarını tek tek kimin Stefan Kuntz'un hangi şartlarla gönderileceği, kimin geleceği konusunda önemli bir
akşam mesaisi yapmış oldum. Şimdi bu ben bir gazeteci kimliğimle soruyorum ya da bana çıkıp dersiniz ki senin iyi niyetinden şüpheliyiz. Sen bize böyle böyle yazıyorsun ama sonra da Lider Haber'de veya farklı yerlerde, farklı platformlarda dibine kadar bize yerleştiriyorsun diyebilirsiniz. Ben de size bu konuda tartışabilirim. Ha, doğru yaptığınız şeyler var da biz burada konuşmuyorsak siz de medenice hakkınızı kullanıp dersiniz ki siz tek taraflı yayın yapıyorsunuz, art niyetli yayın yapıyorsunuz, bizim yaptığımız doğru şeyleri söylemiyorsunuz. Ya biz burada dün Cihan Aydın denen Galatasaray Samsun maçındaki hakemi övmedik mi? Halil Umut Meler'i övmedik mi? Dün Beşiktaş Trabzon maçındaki hakemi mükemmel yönetimden dolayı övmedik mi? Sayın İbanoğlu'nun, MHK Başkanı'nın en azından şu 4 haftalık performansının sınıfı geçeceğini söylemedik mi? İyi şeyler varsa söylüyoruz arkadaşlar. Tabii. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Ben gazeteci kimliğimle bu soruları sormayıp kime soracağım yani? Bunları Lale Ortay'a mı sorayım? Ya da yorumculara mı sorayım? Erman Toroğlu'nu mu arayıp sorayım? Göksel Gümüştay'a mı sorayım? Federasyonda yetkisi olmayan. Tabii ki size soracağım. Ama siz gerçekten korkaksınız. Korkak ve beceriksiz. Ya ben aradım da insanlarda şöyle bir huylantı var. Serhat arıyor, eyvah bizim sesimizi kaydeder. Ya şimdi ben senin sesini sevgilinle beraber bir ortamda dinlerken veya böyle bir konuşmayla kaydetmiyorum ki. Ben gazeteci programda kimliğimle ya, soru soracağım ki doğru cevaba ulaşayım diye. Tabii. Bir soru şu. Sayın Büyükekşi, Sayın Altın Top, siz Kuls'un ayrılacağı iki gündür bütün NTV, CNN Türk gibi önemli ve bugüne kadar hep gerçekçi haber yapmış, saygınlığı olan haber kanallarında TFF'nin Kuls'a yollarını ayırdığı yazılıyor. Ama siz bugün bunlar gerçeği yansıtmamaktadır diyorsunuz. Ya A ya da birinci şık, Kuls'a devam edeceksiniz. İki, Kuls'a çarşamba günü buluşup bunu da açıklayıp kendisine ne söyleyeceksiniz? Niye toplanıyorsunuz? Ha, şunu diyebilir. Milli takımın kötü gidişatı ilgili kendisinden bir sunum istedim. Ama biz devam edeceğiz. Ha, güzel, bu cevabı verebilir. Öyle bir cevap da yok. Yani bu konuşmadan ne anlıyorsunuz? Adnan sen yorum yap. Abi şimdi burada 2-3 tane karışık iş var. Birincisi bir, senin yaptığın iş doğru iş. Şimdi biz neyi tartışıyoruz? Bir şey... Ben bunların aşk hayatını tabii, ben de merak etmiyorum. Onu diyorum sana. Kimler? Hepsi hayır, evli, barklı, çoluk, çocuğu. Ya. Bana ne adamların özel hayatı? Ama bak... Ben Kuls olayıyla ilgili neden toplantı yapmak istedikleri, neden bu haberi yalanladıklarını ortaya koymak bizim istiyorum. Bizim eksiğimiz bu. Şimdi federasyon başkanımız telefonuna cevap verse, verir vermez, mesaj yazabilir. Şu an toplantıdayım, sonra dönebilir falan. Dersin ki, yapabilir. Şu anda medyaya evet, açıklama yapmayacağım. Kusura bakma, ben çarşamba öyle şöyle falan diyebilir. O zaman biz de bunu öyle tartış. Şimdi biz de bundan üstüne varsayım yapıyoruz. Buradaki varsayım şu, bir, federasyon başkanı bir yerden icazet mi bekliyor? Bir, yani karar verecek. Ama bir süre mi uzatıyor? Çarşamba günü açıklamasını yapayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'dan dönüp, Sayın Cumhurbaşkanı biz böyle böyle bir karar vereceğiz, ne dersiniz demeleri de onların ne kadar küçük olduğunu ve Cumhurbaşkanı böylesine gereksiz işlerle uğraştıklarının bir göstergesidir. Eğer bunu yapıyorlarsa bu çok daha ayıp. Ya kardeşim herkes kendi işini yapsın. Siz her olayda niye Cumhurbaşkanımıza böyle bir şey için yıpratıyorsunuz? Bu kadar ülke sorunu varken ya, Cumhurbaşkanı'ndan yapmak gidilmez abi. Ya Cumhurbaşkanı'ndan önce Spor Bakanı var abi. Tamam. Spor Bakanı'yla... Spor Bakanı zaten konuş, karışmıyor bu işler. Nasıl karışmaz ya? Neden karışmıyor? Çünkü özel diye futbol işlerine zaten kimse karışmak istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da karışmak istemiyor. Ama zorla bu arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı bu topun içine sokmaya abi, çalışıyorlar. Abi ülkenin bu kadar sorunu var. Zaten kendisi Amerika'da dönüyor. Etrafımız çevrilmiş düşmanlarla. Ekonomik sorunlar, onlar bunlar. Yani futbolu biz yönetemiyor muyuz? Bu kadar basitsiz insanlar mıyız? Biz kabiliyetsiz miyiz? Yeteneksiz miyiz? Yani bunu mu demek istiyoruz? Biz bunu mu? Yani her şeyde en üst makama mı gitmek lazım? Gerek yok abi. Federasyon demek başı... ki biz aciziz. Bak, federasyon... Biz kendi kendimize karar federasyon... alamıyoruz. Ya abi herhalde federasyon nereye bağlı? UEFA'ya bağlı. Federasyon ne güzel dedin demin az önce. Özerk mi? Özerk. Oturursun. Bilmiyorum ya, sizde. Ya, Selim abi sizin zamanınızda böyle şeyler var. Yani bilmiyorum var ya, mıydı? Yani siz oturup karar vermiyor muydunuz? Rize Spor takımı küme düştü. Bak evet, küme düştü. Kim abi? Pardon. Dinle. Rize Spor takımı düştü. Eğer Tayyip Bey'e gidip bunu sorulacaklar, öyle bir şey yok arkadaş. Bakın, Rize Spor takımı düştüğü zaman bu takım iyi değil dedi, gelip geçti.
Laf etmez çünkü. Takım iyi değil dedi. Bunlar bunları böyle söyleyerek. Ne gerek var abi? Ya kendi kendine olmayan bir şeyi, tamam mı, var olmuş gibi gösterme hastalığında. Çünkü kişiliksiz adam böyle yapar. Evet. Böyle şey olur mu kardeşim? Bu, o zaman mesela Beşiktaş Trabzon maçına kim atacağız diye Sayın Cumhurbaşkanımızı arayın Amerika'ya. Şey böyle bir şey olur. Biz atamaları böyle yapacağız Sayın Cumhurbaşkanı. Veriyorlar o havayı, ya veriyorlar. Böyle bir rezalet var mı ya? Ya mesela milli takım hocasını kim seçecek? Cumhurbaşkanı mı seçecek? Böyle bir şey olur mu ya? Yoksa Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu mu böyle seçecek? Böyle bir şey olur mu? Sayın mesela bu da önemli Sayın yani. Cumhurbaşkanı da sen ülke futbolu anaokulu gibi ya. Abi Almanya... Olacak şey değil. Birine danışacaksın. Hocam Cumhurbaşkanım bana böyle şeyler... Şimdi mesela... Ya Cumhurbaşkanı güzel talimat verdi. Türkiye'nin her bölgesine muazzam stat yapımı talimatı verdi ve statlar yapıldı. Senin artık görevin yönetmek. Bu statların içini doldurmak, yönetmek. Zeminlerini layıkıyla Eskişehir maçındaki onu gibi yapamıyoruz. Onu yapamıyoruz. Ya onu diyor abi, olay zaten buradan kaynaklanıyor. Bak şurada Almanya'da bir liste verdim. Doğru mu? Şimdi bunlar da gidip Cumhurbaşkanı'na mı danışıyor Almanya Böyle Futbol Federasyonu? Böyle bir şey olur mu ya? Mesela Almanya Cumhurbaşkanı'na gidip ya efendim biz buraya acaba Löw'ü tekrar mı getirsek ya da Fox'u mu getirsek falan filan diye böyle mi soruyorlar yani? Ya da gelişmiş ülkelerde. 3 ay evvel Löw'e gitti bunlar. 3 ay evvel. Bizimkiler gitti. Evet. Buyur bizimkiler Löw'e gitti. 3 ay evvel Löw'e gitti. Bunu Kunz da biliyor. Hamit de biliyor. Hepsi biliyorlar içindeki. Ya Almanya futbolda baktığın zaman olağanüstü yani. Birinci yahut ikinci, üçüncü falan. Disiplinli ülke abi. Ama olağanüstü. Her şeyleri bak. Kaç tane Audi'sinden tut bilmem nesine kadar arabalar yapıyor. Dünyaya satıyorlar ediyorlar. Kendi kendine yeten aslanlar gibi bir ülke. İyi bir ekonomi. Müthiş. Disiplin. Müthiş. Aynen abi. Her şey aslanlar gibi yapıyorlar ediyorlar, satıyorlar ediyorlar. Mükemmel bir ülke. Şimdi sen Almanya milli takımında Japonya'dan 4 tane yiyorsun ve anında kapıya koyuyor hocayı bak. Evet. Hemen anında, maçtan sonra gönderdi. Maçtan bitti. Sonra bitti abi. Biz neden bu kadar aciziz ya? Ayıp ya, utanın ya. Utanın ya. Ama işte Allah... Bu kadar acizlik artık. Adnan'ın da benim de söylediğim gibi. Türk futbolu. Birilerinden hep icazet abi, peşindeler. Kendi abi, başlarına karar alamıyorlar. Veremiyorlar. Karar veremiyor. Çünkü niye? Bakın bu federasyon başkanı, bundan önceki başkan Nihat Başkan, ondan önceki çok önemli çekişmeler oldu zamanında. Tabii doğru. Şimdi bu federasyon başkanı direkt geldi. Yani bu son seçim doğru mu abi? Doğru. Kimse aday çıktı çıkmadı, mı? Çıkmadı. Kimse çıkmadı. Şimdi o zaman böyle olduğu zaman futbolda senin de bir rakibin yoksa, eğer sen bu rekabetin içinde başkan olarak yoksan zaten tek başına geliyorsun. Üyelerin üçte birinin oyuyla geldin buraya. Doğru futbolu yönetmeye. Şimdi buradan bir şey çıkmaz. O zaman demek ki bu hep icazet alacaksın. Ama ben de diyorum ki artık bize yazıklar olsun. Şöyle yazıklar olsun. Biz bu futbolu kendimiz, bu futbolun taşları işte biz, sizler, eski futbolcu abilerimiz, teknik adamlar, kulüp başkanlarımız. Doğru mu abi? Tabii bu bütün işin futbol, aile. Bu ailesi, aileyi düşün. Bu işi biz niye çözemiyoruz? Biz bunu çözmeliyiz. Yani neden bunu çözemiyoruz? Çünkü biz işin ehli insanları evlerinde oturtuyoruz. Ya yanlış bu işi yapan insanlar evinde yanlış oturuyor. Yanlış adamları getirip böyle selayetler verirsen seni süründürürler işte. Bravo. Bitti abiciğim. Bu kadar net. Abi, futbol ve paydaşları elini siyasetten çekecek. Futbolu yönetenler, futbolun önemli isimleri siyasete bulaşmayacaklar. Kendi işlerini kendileri görecekler. Artık siyaset futboldan nefret eder hale geldi. Siyasetler de öyle. Abi ya kardeşim herkes kendi işi. Siyasi adam siyasetiyle uğraşsın. Futbol adamı futbolla uğraşsın. Ama bak sana bir söyleyeceğim. Sen vergi borcu ol, bakana git. Tamam. İşte bir yerin tapusunu alacaksın, bakana git. Statla ilgili bir problem var, bakana git. Olmaz kardeşim. Şimdi, ya böyle çok, bir dünya düzen yok ya. Çok güzel söylüyorsun. Siyasetçiler... Bence futbolun içinde olsun. Zaten futbol içinde her şey var. Fakat belirleyici olmasınlar diyorum ben. Yani siyasetçiler milli takım hocasını belirlemesin. Siyasetçiler kulüp seçimlerinde kulüp başkanını belirlemesin. Çok doğru söylüyorsun. Futbol Federasyonu seçimlerinde siyasiler Futbol Federasyonu başkanı, yönetim kurullarını, futbol teknik direktörlerini belirlemesin. O zaman şöyle yapalım. Rahmetli Özal zamanında özellik oldu yanılmıyorsam. Doğru mu? Evet. Rahmetli Nur için yazsın. Turgut Özal zamanında özellik. O zaman abi madem böyle gerçek bir şeye dönelim. O zaman futbolun özelliğini kaldıralım. Benden bir teklif olsun. Sunum yapalım. Atamayla gelsin federasyon başkanlığı o zaman. Ya özellik lafıyla bu çok tezat değil mi? Mantıksız bir şey yani. Yani genel müdür, bakan sen dedin ya. Orada UEFA, bakın, UEFA karşı. Abi ama... UEFA kabul etmez böyle bir şey. Abi ama bu özellik yok ki ama. Ama bak şimdi
haklısın da bir şey söylemeye çalışıyorum. Buyur Selim abi. Hiçbir zaman için Tayyip Bey bu tip işlere katiyen karışmaz. Mahsustan sokuyorlar. Mahsustan bunları söylüyorlar. Yani yıpratmak adına mı? Hayır kardeşim. Bu adam gitsin. Bu adam gelsin. Öyle bir karar verir mi ya? Vermez, karışmaz mı? Karışmaz ki, niye ya? Gitsin kardeşim. Orada kim başlar? Cumhurbaşkanının işi başından açmış zaten ya. Yok efendim. Bu gelsin. Böyle bir şey olmaz. Buna imkan ve ihtimal yok. Ama ben diyorum ki bakın, herkes istifa edebilir. İstifa erdemliktir. Evet. Tamam mı? Olmadı, yapamadım arkadaş. Ayıp değil ki bu. Yapamadım. Nihat abi nasıl bıraktı, gitti bir gecede? Tabii bitti. Adam gibi ayrılıyorum ben dedi, gitti. Çünkü neden? Bu iş böyle olur. Bu iş hani ben orada her türlü şartta oturacağım. Yok böyle bir şey. Ve bu grupta. Ve bu şöyle grupta. Şöyle oturabilirsin. Nasıl yaptığın abi? İşleri. Herkes çok iyi iş yapıyor. İyi işler yaptı. İyi karar aldı. Milli takımı şu hocayı getirdi. Yok. Tamam o zaman otur. Helal olsun. Ama böyle yok. Haluk Ulusoy yaptı abi işte. Haluk Ulusoy yaptı. Büyük Ekşi'ye şu sorsan şöyle. Şöyle burada yorum yapıyoruz biz zaten. Sen bu hakem olayını, teknik direktör olayını maçtan sonra ki şöyle diyor. Söylenecek laf değil o futbolculara diyor. Anladın mı? Hocanın futbolcular hakkında söylediklerini tenkit etmiş bile. Evet. Bir gazetenin birinde var burada şimdi, içeride de şey değil. Anladın mı? Yani büyük ekşi kesinlikle anladın mı? Kesinlikle maçtan sonra yani o hareketten ya da o sözünden sonra kapıya koymalıydı. Bitti işin senin, bitti. Git basını topla, basın toplantısı yap. Böyle 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 yaptı bu çocukların artık. Anladın mı? Bu üstünde disiplin kurması yahut da otorite kurması mümkün değil. İşini son verdik, bitti abicim, bitti. Ben bu size kadar. Bir şey anlattım. Çık buraya delikanlı gibi, büyük ekşi delikanlı gibi Futbol Federasyonu Başkanı olarak çık, böyle davran. Ana yok öyle, çarşamba toplanacağız, salı toplanacağız. Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Ben hatırlayacaksın. İçine ettiniz futbolun be, bitirdiniz be. Hatırlayacaksın. Zaten zor gelişiyorlar. Daha beter yaptınız. Oyuncular konuşursa yarın öbür gün demiştim. Hatırlayın o lafımı. Ondan sonra zaten konuştu işte. Bu iş başka yere gider dedim. Çünkü futbolcular, tamam mı, tek tek bazı insanlara bu işin olmadığını, olamayacağını, daha kötüye gittiğini söylediler. En sonunda da kaptan çıktı. Tamam, aferin, doğru bir şey yaptı. Helal olsun. Biz oynayamıyoruz dedi. Yanlış oynatıyorlar dedi. Sağları söyledi. Onu bunu söyledi. Anlattığı şeyi herkes anladı o gün. Sen de kalkıp olmayacak bir şey. Efendim bu oyuncular oynamıyorlar. Bu oyuncular benim istediğim gibi oynamıyor. Sen seçiyorsun bu oyuncuları. Tabii sen seçiyorsun. Hamit'le siz seçiyorsun. Selim abi. Sen seçiyorsun. Selim abi bak. Hamit'le. Bütün futbolcuların hepsi. Yabancısı, Hamit'le yerlisi, memesi hepsi. Hepsi. Kulüplerinden talimatlı geliyorlar abi. Sakın fazla yorulmayın. Sakın sakatlanmayın etmeyin. Bak. O çok ayıp bir şey. Abi ayıbı yok. Ayıbı yok. Bu çok böyle. Ayıp geçmişte bir şey. Böyleydi. Şimdi orası de böyle. Orası milli abi. Takım. Yo. Aynen abi. Yok ona abi. Ona katılma sen, böyle bir sen şey. Sen katılma abi. Olur mu? Milli takıma talimatlı gelen adam geliyorlar. Orada şeref duyacak. Talimatlı ne demek o? Talimatlı geliyorlar abicim. Talimatlı. Talimatlı. Burada. Ona talimat veren adamlar adam değil o zaman. Öyle şey olur mu? Sen öyle düşünebilirsin herhalde yani. Ayıp denen şey var be. Doğru ama talimatlı geliyor oyuncular. Hiçbirisi riske girmiyor. Anladın mı? Kendini fazla yormuyorlar. Burada ne yapmak gerekiyor burada? Önemli olan şu. Bu takımda bu gerçekleri bilip ona göre yönetecek bir teknik direktör bulmak kimi zorunda. Milli abi? Takım. Kimi getireceksin abi? Fatih Terim bitti. Yapma abi ya. Vallahi yapma Fatih. Abi. Kim peki? Bana ben sana söyleyeyim. Bu oyuncuları böyle oyuncuları şimdi, disiplin altına alacak, sahada koşturacak bir teknik direktör söyle. Söylüyorum şimdi. Söyle. Şimdi şuradan başlıyorum. Başla abicim. Bu Almanya örneğini verirken her teknik direktör görevini tamamlamış. Sadece son bir teknik direktör ikinci kez göreve gelmiş. Yani gelişmiş futbol ülkelerinde bizde ama bu hocalar Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş maalesef Türk futbolunun üstüne oturmuşlar. Yıllarca 20 yıldır 30 yıldır kendilerine olağanüstü imkanlar tanınarak bazı şeyleri yapmışlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde sen Fatih Terim'i çok başarılı görüyorsun değil mi mesela? Sence başarılı mı? Evet, başarılıydı. Şimdi değil. Ya bence değil.
Bence bak, değil. Şimdi nerede kaybettiler? UEFA kupası değil mi? Bak Şampiyonlar Ligi diyorum. Yani hatta Şampiyonlar Ligi müziğiyle şeye geldi. Doğru mu? Verebilirsek. Doğum günü. Hayır, onu da verelim verebilirsek. Şimdi şampiyon. Olacağım 17 hayır. kere. 17 kere Şampiyonlar katıldı. Ligi'ne katılmış tamam Galatasaray'a. Kaç? 0 puanla. 5 tane puansız de takım kaç var. Abi kaç tane yani? Galatasaray'ın toplamıyla 5 takım var. Doğum günü hazırmış. Verelim. Verelim bak onda o görüntü de verelim. Ben sana bir şeye geleceğim. Sen de devam et abi. Verelim. Doğru mu? Peki. Devam edelim yani. Şimdi bu hocaları da konuşalım bakalım. Gider tamam, konuşalım. Tamam mı? Tek tek zaten açalım sesi. Sesi de açalım. Şimdi bence Fatih Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez katıldı değil mi Fatih Hocam? Hayır. Toplam kaç? Tamam Fatih Hocam da kaç kez katıldı? 17 kez söyler Galatasaray takımı. 17 kez tamam. Fenerbahçe 8. Beşiktaş 8. Fenerbahçe 7. 9 kere katılmış. 9 kere. Şeyde 3. Gruptan çıkmış. Başakşehir falan. Puan sistemi ne yani? Kaç kere yani? Yani Fatih Hocam gruptan en sonlarını söyle abi gel baştan en sondan varsa istatistikimiz. Fatih Hocam da bir defa çıkmış. Bir defa çıkmış. Gruplardan. Bu kadar abi. Beşiktaş da bir defa çıktı gruplardan. Doğru. Beşiktaş da bir defa çıktı gruplarda. Yani Avrupa Fatih diyorsunuz ya. Fatih, Fatih'imin şeyi çok parlak değil Şampiyonlar Ligi karnesi. Ben UEFA ayrı. Tamam. Ona bir saygı sevgi diyor zaten. İmparatorluk lakabı oradan geliyor. Şimdi şurada 3 tane maç kaldı. 3 tane maçı, 3 maçı kazanıp. Bir dakika başarılı anladın mı? Kim? Şampiyonlar Ligi'nde başarılı mı? Fatih Hocam bak. Bir kere gruptan çıktı. Bu müzikle geliyor. Olabilir. Oradan bak, çıkmayabilir ama bu, Türkiye'ye baktığın zaman en fazla şampiyon olan tabii, en başarılı hocam Fatih Terim. En fazla imkan tanınan. Her şeyin en iyisini kullanan peki, Fatih Terim, Mustafa Dedi, Şenol Güneş. Peki Beşiktaş'a Fener'e... Bir dakika ya. Tamam. Beşiktaş'a Fener'e tamam, böyle bittim, bu kadar intimas geçilmedi mi? He? Efendim? Ne? Dışarıdan devletten para mı geldi Fatih Terim'e yahut da Galatasaray'a? Bir şey sana söyleyeceğim abi. Ne Fatih ne Terim hocanın. Fatih hangi para? Ne para? Parayla adlarını söylediğinde alakalı. Ben şimdi başka bir şey anlatıyorum. İmkan tanıdı falan diyor ya. İmkan tanıdı derken sen Galatasaray takımının en iyi oyuncuları aldın. Yönetimler arkasında durdu. Milli takıma gitti. Bir şey söyleyeceğim. Fatih Terim milli takım karnesine baktığımız zaman bütün olaylar Fatih Terim döneminde olmadı mı? Prim olaylar ne zaman ya oldu bana arkadaş? Bana tıraş yapma. Ben ne Fatih abi, Terim abi, diye bir dakika. Sen benim bir dediğimi dakika çürütmeye çalışıyorsun. Çürütmeye o zaman delikanlıysan sen kendi milli takımı başarıya götürecek yukarı çıkacak bir tane hoca yap. Söylüyorum söyle şimdi. Sen onu burada bana söylesen. Söylüyorum. Fatih Terim'i değil. Ay onu da konuşalım abi. Ki, Fatih Terim 4 defa geldi ya milli takıma. 4 defa geldi arkadaş. Artık diyor bu tip adamlar sürekli gel git sürekli gel bitti. Asansör gibi. Yeter abi. Yani diyor ki. Lütfen yani. Başka isimlere de yönelik. Yani yok mu ya? Ya Abdullah bir, Avcı bir dakika. Sence yani başka Türkiye'de. Ben söyleyeceğim şimdi ona. Milli takımı yönetebilecek. Fatih Terim'den başka hoca yok mu? Üstünde, bak futbolcu üstünde, futbolcu var, üstünde söyleyeceğim. Disiplin kuracak, otorite sağlayacak bir tane adam o da Fatih Terim'dir. Söyleyeceğim. Anladın abi her şey otorite değil ki. Senin bu tezin, her şey otorite senin değil bu tezin ki doğru değil ki. Tabii yani. Değil. Teknik tabii yok, taktik olacak. Hayırdır? Hayır. Abi Fatih Terim döneminde Melo Riera'yı dövdü. Bir. Yani disiplin dediğin, sen şampiyonluk uğruna Melo'yu kovabildin mi? Kovamadın. Milli takımda şeyler oldu. Milli takımda para Burak, Arda, Emre, peki, Fatih Terim birbirine girdiler mi girdi mi? Siz Fatih Terim değil de başka bir teknik direktör bulun aslanlar gibi çıkıp götürsün. Onu demiyorum. Anlat bana. Sen, anlat. Hadi ya, sen diyorsun ya ki bırak. Milli takımda bu disiplini ve otoriteyi sağlayabilecek yeganelerden Fatih Terim dediğin için oh, ben de bunun doğru olmadığını. Aynen. Olamayacağım. Ben öyle inanıyorum. Tamam, tamam. Ben de bunu söylüyorum. Ben öyle. Ben 15 sene futbol tamam oynamışım. Tamam. Ben öyle inanıyorum. Peki bitti. Sen tamam, ben dinleyelim mi? Tamam bir dakika abi şimdi bitireyim ben. Bir dakika. Müsaade. Önce bir dinleyelim. Bir dinle. Evet sonra cevap ben verin de bana. Ben de cevap vereceğim. İki. Sen de verin. Fatih Terim'in yanına bir dakika abi şimdi. Fatih Terim'in yanına Abdullah Avcı'yı da koyuyorum. Abdullah Avcı milli takımda göreve geldiğinde 27. 28. mi neydik? 55.liğe düştük. Bütün maçlarımızı kaybettik. Şimdi de şunu demek istiyorum. Bu ülkede emekçilere haksızlık yapıyoruz. Anadolu'da kendi tırnaklarıyla çalışan, üreten ya da Türkiye'de teknik adamlarımız yok mu? Var. Söyleyeyim mi? Söyle diyorsun. Bir, Aykut Kocaman. İki, Rıza Çalınbay. Madem yaz abi, lütfen yazar mısın? Yani bu hep Fatih Terim, Mustafa Hocam zaten adı geçmiyor tamam. Hep Fatih Terim, Abdullah Avcı, Fatih Terim, Abdullah Avcı. Abi yeter ya. Ya bizde bir sürü insanlar var. Bir sürü emek vermiş insan. Bunlara niye şans vermiyoruz? Hayır sen Mustafa Deniz'in adı abi, niye geçmiyor? Ben onu anlayamadım. Abi onun adı hiç. Aralarında iki yaş fark var diye mi? Abi o da geçmiyor. Kimin? Şimdi, ya Mustafa Deniz'le Fatih Terim tamam arasında da. Hadi mini. Daha 10 yıl var abi. Ya yeni biri gelsin abi. Bak bir şey söyleyeceğim Serhat'cığım. Şimdi Kuntz'a sen şans veriyor musun? Almanya Ümit Milli Takımı çağrışına adama şans veriyorsun. Abi sen benim değerime niye şans vermiyorsun? Abi ben yani, şu anda bütün yeter abi milli takımda kimin olabileceklerini yazayım.
Sen de isimleri, senin isimleri şuraya. Aykut Hoca. Abi ben Aykut Kocaman. Bak sana söylüyorum. Buraya yaz direkt. Şeyi kim dedi başka? Rıza Çalınbay. Rıza Çalınbay yıllarını vermiş abi. Emek etmiş bu takıma. Çok iyi hoca ve çok başka, iyi bir de evet, insan. İnsan abi. Müthiş yani bu çocuklar insan. Şimdi taktik teknik bilmiyor mu? Bunlar başka? Yıllarca takım çalıştırmış abi. Futbolcuyu bunlar tanımıyor mu? Ersun'u yazıyor muyum yazmıyor muyum? Gelmedi. Yalnız yani bu milli gelmezse, takım. Milli gel, takım Sivas geldi. Falan değil. Abi ne fark eder? Adam Hatay Batay falan ya, değil. Ya milli takım daha kolay. Ya, hadi Gökmen abi sana bir dakika. Yemin ediyorum milli takım. Adam bir bitirsin ondan sonra evet, işlerim. Bu olur mu? Sana bak bir şey daha söyleyeceğim. Başka söyleyeceğim. Yenilerde söyle. Sergen olabilir. Sergen. Neden olur Sergen? Bak neden olur? Tamam ters olabilir. Çünkü milli takım istikrar şöyle istikrar. Sergen toplayacak futbolcuları. Hadi aslanım taktikleri sistemini ölecek çıkacak. Sen ismi belirtme. Ben Samet abi diyorum. Ben söylemiyorum. Onu abi sen kendin yazıyorsun. Ben konuşmuyorum geçen yani. Geçen gün konuşuyorduk televizyonda. Kimi abi? Söyleyeyim abi daha sen. Yılmaz. Yılmaz Hoca ha. Bravo bak bravo. Yılmaz Dural var. Yaz abi sen. Ya şimdi abi yeter ya. Bir Fatih Hoca tutturdunuz Hikmet yıllarda. Hikmet Karaman'ı yazmama gerek var mı? Yaz abi niye yazmayacaksın? O da bizim evladımız. Abi ya yaz abi. Bu adamlar milli takıma bir kere gelmemiş ya. Ayıp ya. Yeter abi. Sen Kutsu'ya getiriyorsun. Şans tanıyorsun. Peki. Böyle olmaz kardeşim. Başka aklımıza gelen varsa söyleyin. Yani burada Ertuğrul Sağlam milli takıma geldi mi hiç? Gelmedi değil mi? Gelmedi. Ertuğrul Sağlam geldi mi abi? Gelmedi. Hayır, şu anda Kocaeli Spor'u çalışıyor. Ya kimse gelmedi. Şampiyon apoleti var onun. Milli takıma kimse gelmedi ki abi. Kimi geldi? Ben sana açık söyleyeyim. Allah aşkına milli takım gelen hocaları da bu tarafa yazabilirsin yani. Evet. Şimdi sana Fatih Terim. Fatih Terim. Yoktek'te başladı. Dördüncü kez. Evet. Dört kez milli takıma gelmiş Fatih Hoca. Abi yeter artık. Mustafa Denizli kaç kez geldi Mustafa Hoca? Bilmiyorum bildiğim ama. İki defa geldi. İki defa geldi. Evet. Şenol Hoca bir dünya üçüncülüğünde geldi değil mi? Bir Selim abiyle çalıştı. İki defa geldi. Abdullah Avcı bir kere geldi. Başka eksiğimiz var mı? Ersun Yanal. Geldi. Ersun Yanal da geldi. Yani. Ersun Yanal geldi. Tabii doğru geldi. O zaman sorunlar oldu. Neyse. Bir oyuncu adamı biz işinden ettik de. Ya ne işte o zamanlar bir sürü şeyler oldu falan filan. Yani şimdi baktığınız zaman arkadaş. Bak bunları koydun. Ya bunlar şimdi yazık günah mı insanlar? Son dönemde gelenler ya, şeylerde. Bak ya, bakalım başka bir dakika. Lucescu yabancıları yazıyor. Lucescu geldi. Madem bu kadar başarılılar Didik. Neden çalışmıyorlar boştalar? He? Anlatacağım abi. He? Neyi anlatacaksın? Anlatacağım. Onları da anlatacağım abi. Anlat. Heyecanlı oluyor. Anlat. Anlatacağım. Tövbe yarabbim ya. Ya tamam. Bir dakika. Lucescu. Tamam bir şey. Didik. Ben iş görecek adamım. Yabancı başka kim vardı? Okkabazlık yapsın diye değil. Abi bunlar hangisi okkabaz? Bunlar hepsi emekçi. Kuz. Yıllarca bu sahalarda bu adamlar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yıllarca sahada diyorsun. Abi evet. Hepsi işsiz ya. Abi bu adamın... Hepsi ya işsiz neden ya. Neden? Ben de onu da söyleyebilirim onunla ilgili. Sen söyle ya da ben de söylerim ya. Bir, bu adamların gerçekten şeyi kendi teknik ekipleri var. Bunlar da gelmek istiyorlar. Şimdi kulüplerde şöyle bir durum var. Adam diyor ki ben kadroyu veririm. Bana bu kadro mutlaka bu adamlar oynayacak diyor. Bunlar da diyor ki öyle bir şey yok kardeşim. Biz teknik direktörsek kadroyu biz kurarız. Biz de bütçeleri veririz. Bir de bu adamlar bütçeli adamlar söyleyeyim. Arkadaş. Yani İlhan Palut bugün atıyorum 100 bin euroya çalışıyorsa Yılmaz Vural 300 bin eurodan aşağı kapıyı açmaz. Hiçbir söyleyeyim. Açmıyor. Öbür çünkü hepsinin zaten... bir kaşesi var abi. Abi sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyebilirim. Fatih Terim ya, Anadolu'da madem, çalıştı mı? Bir dakika bana şunu bir anda bütçe olayı bir dakika, ya. Bana şunu izah edin ya. Tamam, madem bu kadar bağırmadan konu sen niye bağırıyorsun? Duyuyoruz abi sağır değiliz. Biraz daha yavaş. Biraz daha jest ve mimiklerine biraz daha yumuşak olmanı rica ediyorum. Bağırmadan sakin konuş ya. Yani bir tartışma yapamayacak mıyız biz seninle? Abicim. Güzel böyle bir Fatih Hoca. Ya ben de ayak al. Bir Fatih Hoca kurban olayım sana ya. Bir Rıza gibi. Bir Aykut'u çok koymuyorum. İşte bir diğer hocaları birçok daha sayarsak 100 tane hoca. Anadolu'ya gitti mi abi? Anadolu'da bir takım çalıştırdı mı? Yapma ya. Hep geldi Galatasaray. Galatasaray'da yapma Mustafa abi. Kaymanı'ydı abi. Rize'de çalıştı. Tamam nerede çalıştı başka? Manisa'da Şenol çalıştı. Şenol Hoca Trabzon'a gitti. Şenol Hocam da Bolu'ya gitti. Orada çalıştı. Tamam. Trabzon'a Fatih gitti. Hoca'ya söylüyorum. Tamam Türk bu. Tamam. Fatih Hoca Galatasaray'ın abicim. Fatih Hoca'ya söylüyorum. Türk milli takımını siz oradan hoca bularak kurtarın. Şimdi adam şöyle bir gerçek var. Tamam. Türkiye'nin tamam abi, tamam. Gelmiş ben yokum abi. En başarılı tamam. Teknik direktörü Fatih Terim. Tamam. Bunu kabul sebebi, etmemiz lazım. Sebebi? Abi bak şimdi sebebi sonra onun yeteneklerini kabul ediyoruz. Çalışkanlığını kabul ediyoruz. 8 tane yani 30 tane aldığı kupa var. Ya kardeşim 8. hafta mı 10. hafta mı siz Galatasaray'sınız daha iyi bilirsin Gökmen abi. Faruk Sürer eğer Fatih Terim'in arkasında durmasaydı Fatih Hoca var mıydı? Adam burada yapma. Sana katılmıyorum. Şimdi adam yapma öyle ya da böyle UEFA bu ülkeye tamam. Yurt dışından kupa getirmiş tek adama sen ona buna bağlarsak biz bunun altına kalkamayız. Ama buna da Türkiye'nin tamam.
Selim abi doğru mu? Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim. En çok imkan tanınan hocası oldu. Yaptı, ya adam ya. Yaptı, abi, imkanını kendisi yarattı. Heh. Onun için kullandı. Burada kendisi, kendisi de yarattı. Kendisi yarattı tabii. Şimdi doğru olan bir şey de var burada. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Lobi de var. Her şey var abi. Neyse buyur Selim abi. Bütün hepsini sayıyorum. Dur abi unuttuğumuz kimler var. Hepsine son derece çok büyük saygım, sevgim var. O ayrı. Ama mesela Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli daha çok savaşmışlar ve onların almış olduğu kupalar tamam mı? Daha fazla. Daha fazla olduğu için ne oluyor burada? Diyor ki hani yönetim kurulu iyi de ben kimle yola çıkacağım dediği zaman bakalım bunun karnesine derler. Ne yapmış, ne etmiş, nerede ne kazanmış, etmiş. Yani öncelik tabii o şeyde oluyor, üçte oluyor. Neden üçte oluyor, üçte oluyor tamam mı? Bakıyorsun Fatih Terim'e 32 tane kupa kazanmış Galatasaray'dayken. Bu bir defa bu çok büyük bir muvaffakiyettir. Tamam mı? Hani evet. Doğru olduğun yerler var. Şöyle doğru olduğun yerler var. Diyorsun ki hep büyük takımlarda çalıştılar. Hep büyük imkanlarla geldiler. Değil mi? Evet abi. Ama bu imkanları onlar olduğu için sağlandı. Yani şöyle dedim ben. Şunu söyleyeyim. Oğuz Çetin de gelmiş. Oğuz Çetin de milli takıma. 3 Mart 2010'da gelip 29 Mayıs 2010'da gitmiş. Mart, Nisan, Mayıs. Yani 2 aylık az bir zaman içinde az küçük bir süreci olmuş. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ne olursa olsun tamam mı? Hani hepsi çok iyi hoca. Elbet ki farklı olacak bir hocalar. Biri çok iyi olacak. Biri daha az iyi olur. Herhalde tabii abi. Dün ben bir laf sordum burada. Böyle bir Galatasaray takımını Fatih Terim'e verdiler mi dedim size. Müthiş bir kadrosu var Galatasaray'ın bu sene. Kim ne derse desin. Oynayanlar veyahut oynamayanlar diyelim. Her an oynayabilecek oyuncuları aldılar bir defa. Öyle mi arkadaş? Aldılar. Şimdi bu takıma... Ama buraya ben bir Galatasaray'ı çok yakinen takip ettiğim için bir eleştiri şöyle getirebilirim. Fatih Terim bana göre bugüne kadar yapmış olduğu transfer başarısı çok azdır. Genelde Fatih Terim'in Faruk Süren döneminde Hacı'ya karşı çıkması. Özhan Canaydın döneminde beş para etmeyen adamları kulübe sokması. Ve bu adamların çoğu kaçtı gitti. Sonra Ünal Aysal döneminde bana göre başarısı vardır. O yıllık bir takım kurmuştur. Hedefe ulaşan bir takım. Orada başarılı olmuştur. Ebu Esi, Elman Deri, Burak, Selçuk yani o dönemde başarılı olmuştur. Dur, sonraki Mustafa Cengiz döneminde yine başarısı olmuştur. Şunu demek istiyorum. Fatih Terim hiçbir zaman bir transfer sihirbazı olmadı. Transferlerde hep yanlış isimlere yöneldi. Bu 2 yıl önce Mustafa Cengiz'le birbirlerini yedikleri dönemde de o Morutanlar, Çıkıl Doğalar Galatasaray'ın oyuncusu değildi. Parayı çok kötü yerlere harcamıştır. Yanlış adamlara harcamıştır. Şimdi hani diyebilirsin ki sen ama Erdem para Timur kazandırmıştır gibi bir, kulübe. Tamam, nasıl kazandırmıştır? Yani şöyle kazandım. Avrupa'daki başarısıyla mı? Almış olduğu şampiyonluklarla ne olursa olsun farklı para alıyorsun. Yani arkaya dönüp baktığın zaman abi o birbirini dengeleyebilir. Yaptığı saçma sapan transferler boşa harcanan paralarla kazandırdıkları sanki birbirini böyle getirir götür yani birbirine eşitleyebilir. Şimdi Erden Timur gibi bir adamla çalışmamış ama o da Ali Dürüst gibi, Abdurrahim Albayrak gibi, Burak Elmas gibi önemli isimlerle çalışmıştı Fatih Terim'de. Her çalıştığı dönemde. Ama bu adam farklı. Bu adam çok farklı bir adam. Hangi farklı? Şöyle söyleyeyim. Fatih için farklı derim ben. Abi. Neden farklı derim babacığım bak. Şimdi bir kupa, üç kupa, dört kupa demiyoruz. 32 tane kupa kazanmış bir adam. Bu kulübün üstünde hakkı vardır. Hatta hani açık konuşalım her şeyi anladın mı? Hepsi çok iyi teknik direktör ama hepsinin kendine göre
daha farklı konumları vardır. Peki Selim abiciğim. Buyur abi. Hamza Hamzaoğlu. Tamam. Geldi Galatasaray'a. Tamam. İki kupa mı üç kupa mı aldı? Hamza. İki kupa aldı. Hamza daha sonra yolla devam edemedi. Görevden ayrıldı. Fatih Hoca demek istediğim şu, lobisiyle, gücüyle birlikte Türk futbolunda bir ego, şeyi var, hegemonyası var. Ben bunu anlatmak istiyorum. Yani Fatih Hoca sırf Fatih Hoca diye değil. Ama kendi Fatih Hoca'nın yarattı. Nüanslarıyla birlikte gücü tamam, de var. Ama kendi bunu yarattı. Bunu kabul edelim yani. Kendi Fatih Terim olarak yarattı. Ama bu gücü... Buradan Milan'a gitti. Ama bu gücü... İtalya'nın... Tabii. Bak İtalya'nın... Fiorentina'ya gitti önce. Evet. Önce oraya Fiorentina'ya gitti. Oradan finale kaldı. Oraya gitti. Aldı. Ha. Ondan sonra Milan'a gitti. Bunları... Ama orada tabii bir destek de gitti. Yani... Ama... Fatih Milan'a giderken Terim, de bir destek aldı. Ama bir şey söyleyeyim. Fiorentina giderken destek aldı. Fatih Terim olduğu için o şeyi ama kalamadı. Çağırıyor İtalyanlar. Kalamadı mesela. Ama şu da bir gerçek abi. Fatih Terim şimdi 3 defa bak Piontek'te başladı. Sonra Piontek ayrıldı. 93 yılından 96'ya kadar milli takımın başındaydı. Ve biz gol atamadan Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerini bitirdik. Sonra Mustafa Denizli geldi. Düşünün o Belçika'ya karşı muazzam gol attık ve ilk defa tur atladık Avrupa Şampiyonası'nda. Şenol Güneş'te dünya üçüncülüğü var. Sonra kısa bir süre Ünal Karaman orada bulunmuş. Sonra Ersun Yanal geliyor. Ersun Yanal'a da gittik Yunanistan'a. Yunanistan'da 4 tane gol attık. Nispeten sağ sonuçları iyiydi. Sonra tekrar Fatih Terim geldi. Sonra 2013'te tekrar Fatih Terim geldi. Yani şu Türkiye'de artık 3 defa gelip 3 defa görevden alınmış bir hocanın John Smith'i gibi sarılmayı vazgeçmesi lazım. Yani Adnan'a şu konuda hak veriyorum. Biraz da şu listenin sağındaki adamlara biraz yönelmesi lazım. Yani biz her batağa düştüğümüzde hocam gel bizi kurtar deme adetinden uzaklaşmamız lazım artık. Şimdi, siz mi yapacaksınız bunu? Şimdi yok. Bu kadar otorite var. Kim abi otorite kim? Hangi otorite? Demişim otorite ya. Otorite kurtu getirmiş abi. Kulüp başkanları falan var. Neden iş bulamıyorlar? Fatih Hoca iş buluyor mu? He? Apo iş buluyor mu? Tamam, Fatih Terim niye? Fatih Terim iş bulamıyor. Fatih Terim zaten kupaları almış etmiş ama. Niye iş bulamıyor? Abdullah Avcı niye iş bulamıyor? Trabzon'u şampiyon yaptı. Hadi Başakşehir'e de gidemedi. İş bulun bana onlara iş bulamadı. Fatih Terim'in işe ihtiyacı yok. Ben onun otoritesine güvendiğim için milli takım başına istiyorum. Abi otorite mi futbol yani? He, tabii. Hadi Kuntz gel bir şey söyleyeceğim. Şu hocalarımızın Kuntz'tan fazlası yok mu? Ya Aykut'un, neden Rıza'nın. Ya neden iş vermiyorlar? Neden bana onu anlat sen? İşte veriyorlar. Veriyorlar. Bunlar gitmiyor. Abi, beğenmiyorlar. Ne ya, yapıyorlar? Bunlar beğenmiyor diyorum. Hadi bunlar gitmiyor ya, diyorum. Beğenmiyor ya boş ver sen. Abi abicim bunların tamam, maliyeti Aykut yüksek. Her kulüp evet. Tamam. Her kulüp bunu karşılayamaz diyor ben abi. Abdullah Avcı 1,5 milyon euro alıyordu Trabzon'dan bu parayı. Fazla alıyordu ya 1,5 milyon. Kim verir? Beşiktaş'tan aldı zaten o dönemin parasıyla. Dünya para aldı kazandı davayı. 30 milyon lira davadan para kazandı ya Abdullah Avcı. Çok para istiyorlar diye bu iş bulamıyorlar değil mi? Evet abi bu adamların kaşesi pahalı. Yani bu adamları teklif ettiğinde diyor ki benim 5 tane adamımla gelirim diyor. Yani resmen tapusunu ya, istiyorlar kulübün. Türkiye'deki şu anda... Bu adamları çalışmak abi, kolay değil yani. Çalışan hocalara ya, bakar mı? Hatay Spor falan istemiyor bunu. Bu teknik direktörü anladın mı? Üç büyük kulüp bunları istiyor mu istemiyor? Abi, üç büyük kulüp çalışmışlar abi. Olsa, hepsi çalışmış. Şimdi Sergen tekrar, çalışmış. Tekrar çalışmış, neden Aykut almıyorlar? Çalışmış. Neden? Abicim valla bu yönetimsel bir şey. Fatih Terim'i tekrardan neden almıyorlar? Bence açık söyleyeyim. Sağdaki adamların bir medyada haksızlık çok ya. Sevilir tarafları aynen, yok. Lobileri yok. Yok abi güçleri üç, yok. Siyasi güçleri de hiçbir yok. Hiçbir şey siyasi yok. Ben sana söyleyeyim. Bugün milli takım siyasi çatışmaya girdi ya. Senin adamın Selim abinin. Benim hocam kim? Fatih Hoca. Senin hocan kim abi? Denizli. Seninki kim? Şenol Güneş. Seninki kim? İşte Abdullah Avcı. Dördümüz çalışıyoruz. Bakanlar, sevgili milletvekillerimiz, işte bak, politikacılar. Neyse yani. Bu kişi ve bu kişi şu anda milli takım başına geçmek için herkese aracı koyuyor. Kim onlar? Yıldız koyduğum isimler. Kim? Ben bak abi işte koymuş Abdullah Avcı ve Fatih Terim. Evet. Şimdi sen diyorsun ya Fatih Terim'in her yeri kupalarla dolu. Fatih Terim'in işe ihtiyacım var diyorsun. Güzel tamam. Kaç tane abicim? Fenerbahçeli abim söyle. Kaç tane kupa kazanmış Fatih Terim? 32. Ne yapalım abi? Ya biz bunu zaten görmezden gelmiyor. Ben ne diyorum? Fatih Terim Türkiye'nin bana göre gelmiş geçmiş en başarılı. Kardeşim ödülünü almadı mı? Direktörü. Ya Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz takımda 3 tanesini çıkar. Anladın tamam mı? Yine Galatasaray'ın
oyuncuları 18 kişi. O denemeler güzeldi. Tamam. Bunda kimse karşı gelmiyor. Doğru, şey doğru bir tespit evet. Bu. Ama bir şey söyleyeyim. Başarı da hikaye. Bir şey söyleyeyim. Artık başarı, bir takıma gelmek için bu lobiciliği ve bu siyasetleri kullanmayı vazgeçsinler. Zaten bu göreve gelmeyi hak ediyorlar ki bunlar. Şu anda sağdakiler hak ediyor abi. Yazık soldakiler değil, sağdakiler hak ediyor. Kusura bakma abi. Bu emekçiler yıllarca Anadolu'da takım çalıştılar bu çocuklar. Hiçbirine kulüpler kapı açmadı. Fatih Beşiktaş de... Rıza'yı çağırdı, Sergen'i çağırdı. Bir sahip çıkmadı. Aykut Fener'e geldi. Doğru mu abi? Fatih... Aykut Ali Koç geldiğinde kalsaydı peki bir şey başka bir Fener vardı Şifo belki. Şifo abi, Şifo da olabilir. Şifo niye? Da evet, Şifo'yu yazsana abi. Bunlar hepsi değerlerimiz abi bizim. Hepsine katılıyorum. Ben değersiz demiyorum. Hayır, yanlış anlamayın. Yok, sakın abi. Abi milli takıma gelme kriteri nedir abi? Abi ne milli yani takıma abi? Gelecek adamın tamam mı? Dönüp mahsine bir bakacaksın. Bak niye abi, Fatih Kulsu dedi? Mahsine baktım hiçbir şey göremiyorum mahsinde. Ümit milli takım abi, hocası Kulsu, abi. Kulsu ben... Hiddink'in mahsine eyvallah. Lucescu'nun mahsine tamam, eyvallah. Eyvallah. Ersun Yaralı'nın o dönemde Arda Turan'ı falan yıldız açtırmasına eyvallah. Abdullah Avcı. Milli takıma geldi Abdullah Avcı. Nereye çalıştırdı abi? Yapma gözünü seveyim. Başakşehir'e çalıştırdı. Sevgili abicim bir şey söylüyorum size. Bakın neden Fatih Terim deniliyor? Bir dakika sorduk abi. Milli takım başına kim geçmeli? Fatih Terim, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Yılmaz Vural isimlerini koyduk. Fatih Hoca, Sergen Yalçın at başı kafa kafaya gidiyorlar. %35'e oranında ikisi oy almış. Tamam ya. Şimdi neden deniliyor? Nedenine bir reklama bakalım. Gidelim, reklam dönüşü tartışalım. Erdem Timur'un sözleri de gelecek. Dün girememiştik. Erdem Bey'in, bugün Dursun Özbey'in ve Dursun Özbey'in sponsorluk anlaşmasında bir sponsorun Ali Koç'a atıfta bulunmasıyla ilgili sözlerini de vereceğiz. Kısa bir yerden sonra yeniden birlikte olacağız. Evet, yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdi sonuca geleyim. Milli takım olayını konuştuk. Fatih Terim ismini Sayın Büyükekşi istemiyor. Burada tabii başkanlık sistemiyle yönetilen bir federasyon olduğu için diğer üyelerin de çok fazla söz sahibi yok. Ama benim konuştuğum iki kişi şu durumdan bu takımı en iyi çıkartabilecek, bu üç maçı en iyi kotaracak kişinin Fatih Terim olduğunu söylüyor. Sayın Büyükekşi karşı geliyor. Çarşamba günü Stefan Kuntz'la yollar ayrılacak. Ha, son dakika bir şey çıkar. Adam der ki ben bedava bu iş yapayım. Ben söz veriyorum bu takımı çıkaracağım. Avrupa Futbol Şampiyonası'na mutlaka sokacağım der. İkna eder, bir şey diyemem ama şu böyle anda bir iknaya net, böyle bir söyleme eğer bunlar ikna olup kabul ederlerse vay onların şeyine be. Oylama şu yapalım mı? Şurada 3 maçlık. Bak 3 maçlık 3 maç oyun. 3 maç oynayacağız değil mi? Evet. 3 maç. 3 maçlık oyun için anladın mı? Kesinlikle de kazanılması gereken maçlar olduğu için de anladın mı? Bir teknik direktör, hiçbir teknik direktör gelmez. Zaten öyle gelmiş. Gelmez. 3 senelik, 2 senelik geliyor. Aynen öyle. Hani 2 sene, 3 sene ya kontrat olursa bu 3 maçı da içinde öyle idare eder. Anlatabiliyor muyum? Vallahi. Yani bizimkiler bizim federasyon bilmiyorum. Yani artık bir şeyi bir hale geldi ki istiyorum Serhat 12 Ekim'de Hırvatistan bak, Türkiye maçında yeni hoca olmak zorunda. Bak. Hakikaten çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ortam tam Fatih için ortam. Neden? Bakın neden ortam? Çünkü bu hoca bu futbolcular kötü oyuncular dedi. Tamam mı? Her futbolcu bekliyor şimdi burada bir şey. Tamam mı? Kim bana sahip çıkacak? Kim beni sahaya sürecek diye anladın mı? Tam cevap vereceği maçtır futbolcuları. Çünkü buradaki hocan, giden hocan seni suçlayarak gitti. Seni seyircinin önüne atarak gitti. Tamam mı? Yani ben hatasızım dedi burada. Onlar hatalı dedi. Baba getirsinler Fatih Terim'i. Abi Fatih Terim'in ismi Fatih Terim'i getirsinler. Çizildi. 3 maçta biz şeylere katılırız. Turnuvaya katılırız. Ben de ona 3 senede mukavele yapar abi. Bitti. Net. Şenol Güneş şu anda Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören'in Ünal Aysal'a yaptığı gibi hocayı bize ödünç verir misin derler mi? Şenol bırakmaz Beşiktaş. Bırakmasın hayır. İkisini birden götürmesi anlamında. Yok. Yok. Abdullah Avcı için de Emre Belezoğlu gönderdikten sonra Abdullah Avcı ile görüşüyorlar. Sonuçta
Başakşehir teklifini kabul etmiyor çünkü ben milli takıma gitmek istiyorum diyor. Göksel Gümüşdağ ile birlikte şu anda siyasetin nabzını yok diyorlar. Ama bugün konuştum, iki yönetici kesinlikle Abdullah Avcı olmayacak dedi. Ersun Yanal yorum yok. Mustafa Denizli yaştan emekli yok. Emekli deme be. Öyle yapmışlar ona yani. Emekli yaşından dolayı emekli yani yapmışlar. Ben olsam Mustafa Denizli'yi getiririm benim. Tahaf oldu. Emekli lafı bana çıkıyor. Peki. Tahaf. Mustafa Hoca da yok. Duygusal Selim abi duygusal. Tahaf. Bir Avrupalı, Kuzey Avrupalı bir teknik adamla. En büyük hata olur. Onu getirmek istiyorlar. Abi Kuzey Avrupalı gelecek. Löw'e tekrar gidecekler. Löw'ü de ikna edebilirlerse, parasını düşürebilirlerse Löw olur. Montella olur mu o şey? Peki diyelim ki bir tane yabancı getirdiler. Evet. Anladın mı? İki sene anladın mı? Kesinlikle bu üç maçı kazanacak. Anladın mı? Turnuvaya katılacak diye verecekler parayı. Sonra katılamazsa ne olacak abi? Abi, öbür kongreye kadar kalacak. Bu iş kumar abi, bilemezsin. Bence bundan Kunst'a devam eder. Öyle bir şey. Yılın bombası olur bak ya Selim abi, yaz kenara. Devam etsinler. Vallahi derler bak. Olur mu Kunst'a devam etmek? Abi edebilirler. Ya. Olur mu ya? Başka türlü şansı yok. Sergen'le konuştum. Sergen dedim, iki tane kumar videon çıktı. Gece kulübü falan. Kasıtlı mı yapılıyor? Yo dedi, ben rahat bir adamım dedi. Ben kendi arkadaşım çekti. Zaten izinli koydular dedi. Las Vegas'a dedi. Hatta birisi yorum yapmış. Sergen çantayı çok sıkı tutuyor. Parayı buldu herhalde Las Vegas'ta diye. Şu görüntü. Bu şeydeki Belarus'taki değil mi görüntü? Bu da Las Vegas'ta. Şurada bir dakika dondurabilir miyiz burada? Biraz geriye alalım. Bu Las Vegas'ta. Kasino'da. Çantayı çok sıkı tutuyor. Herhalde içini parayla doldurdu. Parayı buldu ama da birisi Sergen yorum çok yapmış. Şanslıdır. Çok şanslıdır. Ben sana o dedi benim arkadaşım çok çekti dedi. Ben dedi... Sergen'in kumar oynadığı. Anısı var. Futbol oynadığı dönemde akşamdan kaldım diyor. Tamam mı? Anlatıyor şimdi. Akşamdan kaldım diyor. Geldim sabahleyin diyor. Bir baktım diyor. Kimse yok daha diyor. Anladın mı? Kulüpten gelmiş artık. Nereden geldiyse oraya. Geldim diyor. Bir baktım kimse yok diyor. Bir baktım masör var diyor. Ondan sonra demiş ki şurada biraz uyuyayım demiş. Bir yattım diyor. Bir kalktım diyor. Her yer zifiri karanlık. Bir bağırmış ne oluyor falan diye. Kimse uyandırmamış. Gece olmuş abi. Sabahtan geceye kadar uyumuş. Gece uyandırmışlar abi. Kalk demişler ya ne yapıyorsun sen? Değişim bir kalktım abi. Diyor. Bir kalktım diyor. Şaşırdım diyor. Nasıl uyumuşum? Nasıl yorulmuşum diyor. Nasıl uyumuşum ama. Herkes saklar bu olayı. Abi, ya olacak değil yok, ya. Kadar abi uğur ya nasıl güldüm. Abi adam bekar adam. Gece kulübünün orada görürsün. Yani tabii ki gelecek olacak yani adam ya. Bekar adam ya. Selim abi Uğur Ekşioğlu da o zaman sorun yaşadı Beşiktaş'ta. Süleyman abi de işte o zaman yönetici ya filan uğraşıyorlar şey gider yaptı Sergen. Ben filan ben istemiyorum sen gidersin ben gidersin falan filan. Bunun hayatını yazmamız lazım. O zaman Zafer Mutlu sabahta. Milliyet var işte Hürriyet herkesi. Gazeteler tabii çok önemli. Tabii. 1 milyon 500 700 bin tıraş. Bana dedi ki ya de şu Sergen'e de söylesene de hayatını ilk biz yazalım dedi. Oğlum Sergen değişik biri ama inşallah beni kırmaz dedim. Bu arada öbür gazeteler Sergen'e para teklif ediyor. Hayatını yazalım diye. Sonra ben aradım. Ya Adnan abi bir şey söyleyeyim dedi. Bilal Meşe falan dedi. Herkes çok iyi para teklif etti ama dedi. Şu başlığı ben... alalım lütfen. Milli takımda Fatih Terim seçtiler ama son kaynak bir tekrar Avrupalı olacak. Şimdi bir arkadaşıma Montella ile sıkıştılar demiş. Olabilir. Montella ismini de ben doğru bulmuyorum. Yok ya yani... olur mu ya? Olur mu ya? Ne işi var milli takımda Montella? Yani Türk Montella olacak abi. Montella daha fazlası neyi var abi Montella'nın? Türk olacak. Doğru. Yani Adana Demirspor'da çok mu başarılı mu oldu? Ya bırak hayır, abi. Bir şey söyleyeyim. Doğru mu bu haber? Ayıp ya. Doğru. Abi konuşuyor. Adı geçiyor mu? Dedim ya az önce abi. Montella'nın adı geçiyor Selim abi. Vallahi 3 maçtan sonra Montella olsun. 3 maçtan sonra Ekşi, Mehmet Ekşi ile. Mehmet Ekşi mi? Ne? Mehmet Ekşi bizim altyapı sorunu. Yok. Mehmet Ekşi. Büyük Ekşi. Erden Timur'un geçen cumartesi günü divan kurulunda yapmış olduğu bir sunum vardı. O sunuma bakalım. Galatasaray'ın bugüne kadar tarihin en iyi kadrosunun kurulduğunu iddia ediyor. Biraz da bunu tartışalım. Dinleyelim. Tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Yani benim bunu söylemem hani daha zor. Yani keşke benim yerime başkası anlatsa. O zaman ben şimdi kendi kendimizi
şey yapıyormuşuz, övüyormuşuz gibi oluyor ama lütfen öyle anlaşılmasın. 13 tane Drogba, Schneider, Melo ayarında oyuncumuz var. Ve hepsi en çok, yani o kadar seviye ve beklenti yükseldi ki işte Ndombele geldiğinde, yani bir dediğimiz oyuncu geçen sene Napoli şampiyon olduğunda 40 maç oynadı. Yani çoğunu sonradan girerek. Geçtiğimiz yıllarda biz oyuncu aldığımızda genelde eğer bonservisiyle alıyorsak bu büyük oyuncuları çok da performa edemeyecek, yani daha doğrusu mevcut son senesinde çok da performa etmemiş oyuncuları Türk futbolu olarak tercih etmek zorunda kalıyorduk. Bazen de tabii çok iyi oyuncular da alıyorduk. O yüzden bunu aslında oyuncu başına düşen ortalama bonservis diye, çünkü UEFA öyle bakar. Toplam oyuncu başına düşen bonservis diye veya değer oranında bonservis diye baktığımızda, değer oranında bonserviste şunu söyleyebilirim. Türk futbol tarihindeki en yakın şeyin 5.8-5.9 katı daha katma değerli bir iş yapmışız. Şunu da söylemek istiyorum. Bir, nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama. Yani bu konuda şöyle bir şey var. Ben sadece futbolla ilgilenen futbol şubesinin bir şeyi gibi aksettiriliyor ve anlatılıyorum. Bunu da şöyle ifade etmek istiyorum. Yani giderin sorumlusu. Hayır. Yani şu gelir gider farkının bu kadar, geçen seneden bu kadar artmasının son derece, bunu samimiyetle söylüyorum, financial fair play'e takılmamak için, Suudi Arabistan devreye girdikten sonra fiyatlar arttığı için transfer yapabilmek için belki %70-80'ini birebir tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin de çok önemli bir kısmında çok büyük gayretim, emeğim olduğunu da söylemek istiyorum. Bu tabloların geçen seneden bu seneye olan değişikliğiyle ilgili de bunu da takdirlerinize sunuyorum. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu Deloitte'un yaptığı Money League diye en yüksek geliri olan şeyler, kulüpler, 20 tane kulüp. 20. Newcastle United 21.3, 212 milyon euro. Everton 2, Leeds United 222.3, Leicester 252. Biz Leeds United'ı şey yaparak Leicester seviyesine geliyoruz bu seneki gelirle. Şimdi bunları yayın gelirinden arındırılmış haline geldiğimizde biz ilk 10'un içerisine giriyoruz. Yani bu şundan dolayı söylüyorum. Kulübün kendi yönetiminin çabasıyla üretilmiş gelirler diye baktığımızda, yayın geliri bunu çay olarak içermiyor. Burada şöyle bakayım, bunlar küçük ama yani Manchester City'nin mesela broadcasting revenue'su bu sene 294 milyon euro. Real Madrid'in broadcasting revenue'su 308 milyon euro. Onu söyleyeyim. Match day revenue'ları tabii 373 milyon euro, 318 milyon euro. Bu başka bir seviyeden bahsediyoruz ama dönelim şuraya bakalım. Bizim daha yüksek gelir elde ettiğimiz Newcastle United'ın broadcasting, yani yayın geliri revenue cirosu 146 milyon euro. Yani 212'nin 146'sını yayından alıyor adam. Biz 240'ın 10'unu alıyoruz onların aldığı yayından. Çünkü Newcastle United Avrupa yayın geliri almıyor Avrupa'da oynamadığı için, veya işte Everton almıyor Avrupa yayın geliri. Geçen sene Everton biliyorsunuz son hafta ligde kaldı. Yani dolayısıyla yapılmış olan şeyin ne kadar zor, yani onun birinci gün şöyle söyleyeyim, ailesi cebine 136 milyon euro koyuyor Everton'ın. Geçen sene düşme şey, bir şeyle bizim ailemiz bize 10 milyon euro veriyor. Birinci gün eksi 126 ile başlıyoruz. Birinci gün kur %36 mı 35 mi devalüe oluyor. Biz birinci gün maç gelirlerimiz, şunlarımız bunlarımız bu kadar düşüyor. Türkiye'de enflasyondan dolayı harcanabilir gelir, yani insanların harcanabilir geliri bu kadar düşüyor. Dolayısıyla spor kulüplerine vereceği para bu kadar düşüyor. Ve biz gelip bu kadar olumsuzluğa rağmen Newcastle United'ın, Everton'ın, Leeds United'ın daha üstünde gelir elde ediyoruz. Bunun yani gerçekten tarifi zordur. Bunu yapmak çok çok zordur. Bunu belirtmek istiyorum. Evet, yaptığı açıklamada da tabii şu da var. 226, 218 milyon euro bu yılki gelir,
Bir önceki sezon gelir 80 milyon euroymuş. Muazzam bir sponsorluk geliri elde etmişler. Tabii başarı olunca sponsorlar da geliyor. Abi pardon, bir şey söyleyebilir miyim? 226 milyon euro bu sene mi elde etmiş Galatasaray gelirden? Efendim? 226 milyon euro bu sene mi elde etmiş? 218 milyon euro evet. Abi nerede, nasıl elde edecek? Galatasaray takımı oyuncularını satmış, 17 milyon 18 milyon euro para gelmiş. Televizyondan 10 milyon euro gelmiş. 28 milyon euro. Gerisini yazalım bilmiyorum. Ben çok hesap kitabı bilmem ama. Yani biz burada başka bir senaryo mu izliyoruz? Sat ismi var. Tamam abi. Lemspar koyalım. Zorlar var bir kere. Tamam koyalım. Bir senelik bir senelik şey attılar. Aşağıdaki tamam. 1,5 milyar gibi. Nereden baksan ne kadar yapıyor? Euro baktım. 1,5 milyar gibi bir şey var. Gelir var. Ne var? Tribünlerden. Nerede abi tribünden 1,5 milyon? 50 milyon euro. Nerede tribünden 50 milyon euro? Siz nerede 50 milyon euro abi? Nerede? Şeyden işte gözünüzü, loca ve şey, kombine satışlarından. Abi 50 milyon euro alsaydı nasıl alacaksın o parayı ya? 1,5 milyar yani bu dönemde çok fazla büyük bir para değil. 50 milyon euro localardan alıyor Galatasaray, stat'tan alıyor gelir, taraftardan. Taraftardan. 1,5 milyar öyle. Böldüğü şey zaman kaç? Abi. Tamam senin hesabın da ne kadar oldu? Ya ben şu anda 28 milyona geldim kafadan. Ya, tamam ama sadece ya, iki tane kalem saydın sen. Tamam üçüncü kalemi sayamıyorum ki işte. Oyuncu satışına 17 milyon. Fenerbahçe oyuncu satışına. Burada bakkal defteriyle falan bunu yapamazsın abi ya. Anlatıyor. Abi bakkal Süleyman kendisi, abi. Süleyman abi bakkal defteriyle 8 yıl Beşiktaş'ı yönetti. Ya sıkıntı olmaz. Bakkal defteri daha rahat. Şimdi bizim halk onu anlamaz. Bakkal defterini anlar. 17 milyon, 18 milyon euro oyunculardan gelmiş. Gelsin bizi UEFA. Kim gelecekse bizi denetlesin diyor. Zaten gelecek abi. UEFA da gelecek. Başka yerlerden de gelecekler. Galatasaray'ı denetleyecekler zaten. Ya sen Galatasaray transferlerinde bir hile orada olduğunu düşünüyorsun. Abi sen %100 ya. Nasıl %100? Ya bu böyle bir takım bu parayı harcayamazsın sen, ben kurban olayım. Ekonomist biliyor ya. Ben ekonomist değilim ekonomist abi. Ekonomist ben abi. Hayatta ekonomiyle biliyor. İşim olmaz ama. Atma bu... geçin bahane arıyor zaten. Niye atmak için? Ya abi sen ya bir şey yap. Galatasaray takım 224 milyon euroluk takım nasıl oluyor ya? 2 yıl önce sen Galatasaray ya başkan Dursun Özbek 3 yıl önce Haciz Gökalp'le Beşiktaş'ta uğraş. Abi sen Beşiktaş'ta kendi takımınla uğraş. Abicim, sizin başkanınız gelecek zaten. Sizin başkanınız Haciz götürmedi mi zamanında kulübe? Böyle bir şey varsa beni düzeltebilirsiniz. Yanlış Dursun Bey. Doğru. Götürdü. Ne zamandı? 3 yıl oldu mu? İşte 4 yıl önce. Tamam abi 4 yıl önce de sen 4 yılda bir anda borçlarını kapattın. O zaman bu 7 milyar borçlar falan hikaye mi? Onlar ne? Onlar başka bir şey mi? Ben anlamadım. Onlar bankalar olan borçlar. Bu borç değil mi yani o? Adam borç. Adam. Abi nasıl 227? Tam borç var diyor. Var abi. Ama 218 milyon euro da gelirimiz var diyor. Abi ne? Ya tamam da gelir işte açıklıyor. Gelin diyor. Bak tamam açıklasın. Vallahi anlamadım vallahi. TL demiyor, euro diyor yani. Euro. Ya Fenerbahçe oyuncu satmış 57 milyon euro para kazanmış. Bak Beşiktaş 7 milyon euro kazanmış. 2,5 milyon euro pardon. Sadece Sait sattı Beşiktaş Gökmen abi. 2,5 milyon euro aldı. Yani bu gelirleri üste koyduğu zaman çok büyük rakamlar. Yani biliyorum başka bir yerden anlatıyor. Başka bir yerden bakıyor ya da. Göreceğiz abi. Akıllıca bir sorun. Akıllıca bir sorun olsun. Koca Galatasaray kulübü tamam ikinci başkanı bak. Ben bir şey demiyorum. Anladım. Çıkıp diyor ki istedikleri gibi gelip diyor kontrol edebilirler. Hesapları kontrol edebilirler. Banka gelirleri, stat gelirleri, AŞ'ler var diyor. Onların hepsine gelip bakabilirler. Zaten diyor. Bakacak Ali Koç. Arıza olsa ne yapılacak? Ali Koç da Ahmet Nur Çebi zaten bakılmasını istiyor. Onlar da şikayette bulundular. Tabii aynı tencereden yemek yedikleri için onlar anladın abi mı? Beko, ne ilgisi var iki tane kulüp. Tabii. Bir şey söyleyeceğim sen haksız rekabet yapıyorsun. Nasıl haksız yapıyorsun? Sen bu oyuncuları alıyorsun Beşiktaş bir tane oyuncu alamıyor abi. Sen bu paraları nereden getiriyorsun ya ben anlamıyorum ki. Beşiktaş daha sponsor bulamıyor ya. Fenerbahçe Beşiktaş'ın sponsoru yok abi. Fenerbahçe nerede buldu ya? Da, ya yani dünyanın en iyi stadına, dünyanın en iyi stadına, bakın bir şey söyleyeceğim. Bu paralar, bak bu paralar böyle paralar değil. Size komik geliyor abi, komik. Ama adam başarı olduğu abi, zaman, dünyanın, şey sen bir anda Şampiyonlar Ligi'nden yani UEFA'dan tamam, ciddi tamam. Anlamda 32 milyon euro gibi. Başarı derken ön elemeyle gittin. Tam 32 milyon euro koyuyor. Ya başkanı ya, başkanı ama, çıkmış diyor ki bu seneki %99 şampiyonuz göreceksin. Kim şampiyon? Bak öyle diyor. Ya o der abi, her başkan. Her başkan der, başkan der abi. Hangi başkan der ki biz bu sene şampiyon olamayız diye? Var mı öyle bir adam? %99 şampiyonuz diyor ya abi. Diyor. Sonra ne olacak şimdi? Peki öyle dedi. Peki takım istediği gibi gitmedi. Anladın mı? Puan kaybetmeye başladılar. Sonra da taraftarlar falan daldı. Ne yapacak? Ha? Aynısını aynı Ali Koç yaptı karşıdan. İstifa edecek. Karşı. Ondan sonra ne istifa edecek? Ondan sonra abi Galatasaray'a da alacaklar yine. Galatasaray'a da alacaklar. Galatasaray abi, şöyle yaptı böyle yaptı. Abi bak Beşiktaş, çaldı. Senin gibi işte. Senin gibi Beşiktaşlar. Türk futbolu batak hadi bir ya. Futbol.
Batak futbolu bu paraları kim veriyor benim aklım ermiyor Selim abi. Tamam Galatasaray bu paraları nasıl buluyor? Vallahi çözemiyorum yani. Ben bir şey başka bir şey mevzu edebilir miyim? Tabii. Erdem Timur için bir şey söylemek istiyorum. Bu adamın Galatasaray kulübünde şimdi çok düşmanı oluştu. Neden oluştu çok düşmanı biliyor musun? Çünkü çok muvaffak olduğu için evet. Her yerde öyledir bu işler. O prostatlılar var ama biliyorum onları. Ya kimler oldu ben? Onlar prostatlı hepsi anladın mı? Hiçbir zaman yaralı parmağı şey etmezler abicim. Tamam. Yaralı parmağı bile şimdi böyle konuşturuyorlar beni. Anladın Konuşma mı? Ben ne zaman gitsem, ne zaman divana gitsem, ne zaman gitsem hep aynı. 3-4 kişi var hep aynı. Anladın mı? Aynı rezil Galatasaray'ı hiç taşı elinin altına koymadılar. Ben 67 senesinden beri Galatasaray'ın içindeyim. Ve divan üyesiyim. Anladın mı? Gidiyorum. En sonunda gitmiyorum artık. Anladın mı? Oraya çıkıp onları dövesim geliyor. Anladın mı? Böyle ahlaksız, yaşlı bunaklar. Anladın mı? Öyle bu ağır konuşuyorsun. Nasıl konuşmayayım ya? Galatasaray şampiyon olur, nasıl şampiyon olmuş falan diyorlar ya. Ya sen kafayı yersin yani bir ya. Adam çok yükseldi orada. Yükseldiği zaman düşmanı artar. Bu tip işler böyledir. Dünyanın her yerinde bu var değil ama. Mi? Dünyanın her yerinde böyle var. Ya. Yaptığı işler bak, tuttu. Orada geçmiş dönemde başarılı olmuş kişiler falan belki yanlışını bulabilir, edebilir. Öyle eleştiri olabilir. Bunların demin dediğim gibi yaralı şeye parmağı etmezler abi. Onu bilmiyorum. Anladın mı? Hep bunlar muhalif. Hep oraya çıkarlar. İsim vermeyeceğim. Anladın çıkarlar. İşte ona sallar, buna sallar, bilmem ne, oradan yuh çekerler falan. Bizde de var ertesi ama. Divanda tekrar gelir. Bak aynı ama. Adamlar abi. 3-4 kişi var aynı. Bak rezil mesela, herifler ya. Mesela bizim takım şimdi iyi gidiyor Fener takımı. 10'da 10 yapmış mesela. Hala tenkit ediyor. Abi ederler abi. Ederler abi. Yani. Abi şimdi ya herkes, ben onu anlamıyorum. Şimdi Gökmen abi divan üyelerine kızıyor ama onların çoğu da onun arkadaşıdır. Şimdi o sinirleniyor. Tabii arkadaşı kızıyor. Beraber. Bak, yok ya selam vermem. O 3-4 kişi var selam vermem. Elimden onlara. Gelse gebertirim ya. Öyle ya bak. 80 senesinde futbolu bıraktım. Ondan sonra üye oldum falan. Divan üyesiyim. Anladın mı? Her eskiden hep gidiyordum. O zaman şeyde bu statta şey yoktu. Yapılıyordu o zamanlar, öbür tarafta. Şeydeydi. Galatasaray Lisesi'nde de hep oraya giderdim. Anladın mı? Hep oraya giderdim. Ki o Dursun Özbey'in bundan önceki seçiminde şöyle dedi. İşte başkanlığı adaylığını koydu. Ve ben o gün ona oy attım. Seçim günü. Oy attım. Aynen şunu dedim. Verdiği sözde şu. Tüzükteki 1 ve 4. maddeleri değiştirteceğim. Çünkü o dedi Galatasaray'ın geleceğine şey oluyor dedi. Anladın mı? Köstek oluyor dedi. Ne bunlar? Gelen kim gelirse başkan ve yönetim kurulu aldığından fazla borç bırakıyorsa aradaki farkı ödemek zorunda kalacaklar dedi. Bak. Ben de dedim bundan dolayı size oyumu veriyorum dedi. Yaptılar mı onu? Abi işte icraya verdi işte sonra. İcraya verdi abi sonra işte. Sonradan Dursun Özbek Galatasaray'ı gönderdiler tabii başarısız oldu. O da başkan onu oldu. Gönderdiler. Tekrar başkan oldu. Tekrar başkan oldu. Sonradan başkan oldu. Sonradan. Orada iki ondan sonra 2-3 sene 4 sene sonra işte bu yeni başkanlık oldu. O zaman öyle dedi. Anladın mı? İcraya verdi kulübe ya. Ben de o zaman gazetede yazı da yazıyorum. Abi demediğimi bırakmadım. Abi bana bunu söyledin sen. Anladın mı? Nerede? Hani? Selim abi, hani nerede? Selim abi şimdi bu para nereden peki geliyor? 850 milyon diyorlar. Şeyi de kapatalım diyorlar. Faizleri de kapatalım diyor Galatasaray. Ya Galatasaray bir yerden çok büyük para bul demek. Ya helal olsun. Yok yok. Hani yapsın da abi Beşiktaş'a ben bakıyorum 7 milyondan fazla borcu var Gökmen abi. Fenerbahçe onun da çok büyük borcu var. Galatasaray'ın da var da. Yani bu paralar nereden geliyor? Nasıl dönüyor? Bak stat isminden sadece 100 milyon dolar anlaşma yaptılar. 100 milyon dolar stada ismi. Evet. Haricinde 3 tane daha büyük sponsor anlaşması yaptılar. Adnan Bey de bunu iletirseniz sevinirim demiş bir Galatasaraylı. Tamam. İyi para 35 milyon Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. İyi para. İşte, oynadığı yani, maçlarda işte, 218 geliyor. Milyon euro diyor işte. Televizyon gelir hikaye yani. Federasyona zaten televizyon gelir yok diyor. Eksi yok değiliz, diyor. Eksideyiz. Orada 10 milyon euro para değil diyor. Everton'lar saydığı işte diğer takım Newcastle'lar bile diyor. 126 milyon euro ile başlıyorlar diyor sezona. Yalnız Fenerbahçe'nin böyle bir derdi yok işte. Nasıl yok? Para derdi yok. Abi Ali Koç var abi. İyi işte Ali Koç var. Ali Koç var abi orada ne olacak? Hiç kimse konuşmuyor. Tabii. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Senin dediğin doğru çıktı yıllar önce. Ali Koç hep savunuyorsun yani kalmalı. Hatırlıyor musun? İstifa kalmalı. Bu iş artık ekonomi işi. Para işi. Bu para işi. Adam alabiliyorsan,
getirebiliyorsan, bitti, takımı kurabiliyorsan bu iş bu. Çok dünyanın zor, her yerinde de Savaş, bu. Savaş Toprak bana kızacak ama ben yine söyleyeceğim. Para akıl değil baba. Parayı akıllı kullanırsan para akıl. Ya bunu abicim bitti. Koç grubuna sen, bu lafı ya söylüyorsun. Koç grubu kaç sene yani, daha ödeyecek? Affedersin ama kaç bir şey sene daha ödeyecek? 5 senedir ödüyor. Hayır sana bir şey söyleyeyim. 5 senedir ödüyor. Bu 6. sene. Ne öder istersen abi, ödene kadar söyle. Ödene. Ne istersen söyle, tamam mı? Bir insanın ne olursa olsun dik bir duruşu vardır. Bu duruş her şeyi anlatır. Tamam mı? Yaptılar, bir şey yaptılar. Şimdi söyle, tadil şeysi yaptı Fenerbahçe. Tüzük tadil. Tüzük. 10 bin kişi gitti. Ne demek 10 bin kişi gitmesi biliyor musun? Ben size söyleyeyim. Soruyorum, Beşiktaş kaç kişiyle yaptı? Abi 250 kişi ilk gün. İkinci günde 1400-1500 civarıydı. Siz kaç kişiyle yaptınız? 10 bin. Nerede 10 bin? Peki 10 bin olsa ne oluyor? Ben bunu anlayamadım. Diyor ya arkadaşım. Hep ama Fenerbahçe'nin üye sayısı çok daha fazla Galatasaray'a göre. Galatasaray herkes üye yapmıyor ki. Hayır, ben de diyorum ki size, böyle bir başkanın, çok güçlü bir başkanın bulunması bir kulüp için avantaj. Avantaj ne? Şimdi kendini de kulübe sürekli borçlandırmak ne kadar doğru bir yol? Kendi, şimdi tam senin borcun çok ama bugüne kadar finans desteği sağlıyor. Onun ağzından hiç bugüne kadar şu kadar bunu yap, bu kadar bunu yap demedi. Bir tek gün çıkıp divanda, tamam mı, benle para lafı konuşmayın dedi. Peki günün yani sonunda bu yıl başarısı olursa ve bırakma kararı alırsa bu paralardan vaz mı geçecek? Ben Yıldırım Demirören o dönemde 100 milyon dolara yakın para vermişti. Verdi. Beşiktaş'a ama nasıl? Ve bunu hiç gündeme getirmedi. İstemedi yani o parayı. Sonra bıraktı. Önce istedi, senet yapıldı. Aldı Yıldırım Başkan bunu. Sonrasında da bıraktı. Ben dedi vazgeçtim dedi, almadı. Tamam. Ali yani Bey bir kulüp için mutlaka bir yapacaktır, için bir para verecektir de. Avantajdır bu. Çok büyük bir avantajdır. Mesela bu seneye bakalım. Bu seneye bakalım. 13 kişi mi 12 kişi mi ne aldı? Aldığı adamlar da iyi adamlar. Hiç. Bu sene ama o. İyi de bu sene. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Sen de zamanında iş yaptın ettin. Öyle. Ali Koç'un bütün işte 80 tane şirket şeyi var. Hepsi araştırdım ben. 80 tane şirket varmış. Aşağı yukarı 80 bine 90 bine yakın insan çalışıyor. 3 ile çarptığın zaman 3,9,27 yani 300 bin 350 bin kişi ekmek yiyor oradan, tamam. Bütün hepsinin, şirketlerin hepsinin başında uzman kişiler CEO. Doğal. Bak doğal. Doğal. İşi bilenleri alıyor, başa koyuyorlar. Anladın mı? İşte ona iyi maaş veriyorlar. Sonrasında karlardan tamam pay veriyorlar, ediyorlar. Doğru. Anladın mı? Adam onu işletiyor. Onun için şimdi koç burada olmuş zaten. Tamam. Tamam. Bu akıllıca, tamam. Tamam. Sen Ali Koç olarak, Ali Koç olarak futboldan anlıyor musun? Anlıyorum. Futbolcudan anlıyorum. Ne anlıyorsun abi? Bu sene anlıyorum işte. Baba boş ver abi, sen 5 sene geçmiş arada. Ya 5 sene, peki, 10 bir sene de, geçmiş. Bir de, Aziz Yıldırım'ın altında Nihat Özdemir'le birlikte as başkanlık yaptılar 3-4 sene. Anladın mı? Yavaş 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 tribünde locadan seyredip de aşağılara küfür sallamak olmuyor bu işler. Ya anladın sen mı? Bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi sen Gökmen'cim çok ağır konuşuyorsun. Niye biliyor musun ağır konuşuyorsun? Bak neden? Şimdi yani her an konuştuğumuz zaman Ali Koç'u burada hemen hücum ediyorsun. Diyorsun ki bu adam böyle, bu adam böyle. Halbuki, yanlış bir şey mi söylüyorum? Abi yani şunu söylemeye ben çalışıyorum. Ben senin ne olursa olsun şudur başkanın bunu yapmıştır. Yok bu icraya vermiştir, şunu yapmıştır. Hiçbir gün demedim. Demem de ayrıca. Demem de. Ben kendim ama söylüyorum ya. Zaten o dönemde icraya verdiği gün ben ağır yazılar yazdım, ettim. Televizyonlarda söyledim abi. Tamam anladım. İş işten geçtikten sonra değil. Canlı canlı yaptım ben. Anladım ama. Evet. Senden başka burada. Evet. Hiçbirimiz. Evet. Ali Koç böyledir, Ali Koç şöyledir. Laf etmedik. Hiçbir başkan içinde etmedik. Hiçbir evet başkan içinde. Ama sen korkunç tenkit ediyorsun Ali Koç'u. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben Galatasaray'ın kendisiyim abi. Ali Koç nasıl diyor şey? Nihat Özdemir, Aziz Yıldırım. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyor. Anladın mı? Ben de Galatasaray'ın kendisiyim. Galatasaray'a zarar verebilecek ben her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Anladın mı? Ama yorum yaparken de dikkat ediyorum. Kimseyi kırmayayım, etmeyeyim, üzmeyeyim diye. Ama tamam, kırıyorsun. Ama öyle hayır. Ne küfür mü ettim?
Niye yani abi, bazen mesela sadece ağzına Ali Koç, daha önce Aziz Yıldırım alıyordun. Şimdi Selim abi şu konuda haklı. Evet. Yani gündemde mesela Ali Koç hiç yok. Hakemle ilgili konuşmuyor, takımla ilgili konuşmuyor, Galatasaray'a dil uzatmıyor. Yani bizim de gündemimizde... Ya yeter ya, kaç senedir, iki senedir demediğini bırakmadı. Ya abici tam ya. O dönemde yok, dedi. Biz zaten onları olmuş, program yaptığımız şey yapmadığımız dönemde dile getirdik. Şu anda gündemde Ali Koç yokken bizim tekrar Ali Koç'a sarmamız veya onun negatif yönlerini ortaya koymamız... Ne var, ne var? Tartışmıyor, tartışıyoruz. Ne var bunda? Küfür ya Ali diyor. Koç tartışacak zaman değil. Şu anda değil yani. Şu anda mesela... Geldi, bulur. Ya geldi, yeri geldi, bir şey anlattın. Ne var ki bunda? Erden Timur'u tartışalım ama mesela. Sabah Selim abi diyor ki... Senin diyor bu kadar acımasızca her programda Ali Koç'u her gündeme getir. Her programda sallamayın. Yani. Abi sen diyorsun 80 şirketini araştırdım diyorsun. Ne? 80 şirketini araştırdım diyorsun Ali Koç. 80 tane şirketleri ha, tamam. Var diyorum. Hayır, araştırdım önce ben dedim. Ne araştırdım yani? Tamam. Bence buradaki bilene programımıza şunu gündemimize artık almayalım. Ali Bey'in ailesini, işte Koç grubunun yaptığı işleri... Koç grubunu sağlamış oldu. Ya ben demiyorum oldu. Doğru güzel bir şey anlattım. Yok, ne var ki? Bence biz olayı sadece futbol boyutunda kalalım. Bilmem ne falan diyorum yani. Tamam. Ne var ki bunda? Ya burada takdir edilmesi gereken sözler söylüyor. Fazla yiyor abi. Bir kere en iyi Türk abi markası. Sen bir yerden överken 10 yerden tokat atıyorsun veya şey yapıyorsun. Ağır geçiyorsun. Biraz daha hani yapıcı olalım. O anlamda söylüyorum. En iyi Türk markası abi. Bir de divanın şeyini açmıştı ne güzel. Stat'tan Ali Koç'un şeyini de onu da gönderdiniz. Kızdınız. Şey, mesela Fener stat'tan. Takımı bu sene takımı kurdu. İyi gidiyor. Bakıyorum eski Fenerbahçelerin çoğu. Abi ben sana sorabilir miyim? Bu eski Fenerbahçelerin eski Fenerbahçelerin çoğu dedi. Bir dakika cümleyi bitirsin. Eleştiriyorlar Fener'i. Belki başka bir şey söyleyecek. Ha yok. Evet. Unutturdun şimdi. Hayır. Araya girdin. Ya niye kesiyorsun? Ya girin tamam. Ne soracaktın söyle. Hayır bunu soruyordun. Hala eleştiriyorlar. Eski Fenerbahçelerin. Ha. Görüyorum. Unut. Evet. 10-10 yapmış takım. Evet. 10-10 yapmış. İyi gidiyor. Hala tenkit ediyorlar. Bu böyle olsaydı altı numara niye alınmadı? 10 numara bilmem. Ya bırak arkadaş. Artık kapandı. Transfer kapandı. Bak takımına. Bak hocana. Ona sahip çık. Bu işi götürmeye bakacaksın. Baba hoca devamlı diyor ya. Altı numara ya, diyor. Ya nedir bu ya. Altı numara? Sadece Ali Koç Gökmen abi değil Ali Koç eleştiren. Bugün Galatasaray'ın bir sponsorluk anlaşması vardı. Başkent inşaat. Onun sahibi de mesela tuhaf bir şekilde Ali Koç'a gider yaptı. Dinleyelim onu. Başkanıma şöyle bir şeyde bir mütevazilik yapmak istiyorum. Malum takımlar demeyeyim. Başka takımların elleri cebinde ama nerede duracaklarını bilmedikleri için bizim başkanımızın da eli cebinde. Ama harcamalarla alakalı eli cebinde. Ben size teşekkür etmek istiyorum. Olabildiğince de yanınızda olmak istiyorum. Teşekkür bu fırsatı ederim. Verdiğiniz için de tekrarca ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Burada eli cebinde, eli orada. Cumhurbaşkanı yanında, Cumhurbaşkanı'nın cebindeydi yanında. Ya. Kimi? Ali Bey'in Cumhurbaşkanı'nın şeyine. Cumhurbaşkanı'nın yanında cebi eli abi, cebindeydi ya. Doğal insan. Şu görüntü ayıp ya. Şu görüntü. Kompleksli insanlar olmaz, bu tip hakikaten ya. Cumhurbaşkanı yanında olmaz öyle. Yok. Efendim? Cumhurbaşkanı yanında olmaz. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Sallamayın bırakın. Neyi sallamayın ya abi ya? Abi gayet doğal bir şey bu insanlar niye böyle bir hayır, bu saçı... eleştirilebilir ama ya. Bu adama mı kalmış abi şimdi bir söyleyeceğim. Bu adam da diyor ki benim başkanım eli cebinde diyor. Yani Ali Koç şimdi burada eleştirmenin bir şeyi yok ki. Gayet doğal bilmeden elini koymuş. Ya bir şey Amerika'da eğitim ya yapmış. Koca Ali sen Amerika'da ya bak, koca senin... Ali Koç abi. Cumhurbaşkanının yanında abi, eli cebinde bu saygısızlık olur mu? Saygısızlık mı? Tabii saygısızlık. Ya bırak abi yapmayın ya. Böyle yapmayın yeter artık ya. Eli tam vallahi cebinde ya. Değil yani. Ne, bak ne ben yiyecek? Onu sana şöyle izah edeyim. Bırakın bak. Ya. Tamam abi siz haklısınız hayır, bırak hayır, ya. Şöyle bırak izah Adnancığım bak. Ya bırak ya. Abi ya. Şöyle izah bak. Bu pantolondan giymemiş bir defa. Evet. Anladın mı? O pantolon cim pantolon tamam mı? Şu parmağını sokabilmiş. Şurada duruyor eli. Belki böyle olmuş. Ya babacığım bak, eli cebinde. Ya sana bir şey sorayım. Ali Koç bir gün geldi. Gökmen abi bu konuda haklı. Hiç hayır abi hiç haklı. Ali Koç bir gün geldi. Bak sana anlatayım abi. Bir yerdeyiz. Vermeyeceğim. Ali Koç var adam gibi adamdır. Geç. Geldi. Bak inan bana orada 20-30 kişi var. Bir kere arabasında ne koruması var ne şoförü var. Kendi arabayı kullandı. Ford bir arabasıyla geldi bir yere. Orayı söylemek ayıp olur. İndi. Herkesin tek tek elini sıktı. Değil bak. Herkesin ama. O zaman Fenerbahçe kulüp başkanı da değil. Herkesin hatırını sordu. Orada bir konu vardı. Allah ondan da razı olsun.
Oradaki konuyu çözdü ve gitti. Ya abi elini cebine koy. Şenol Güneş'e yıllarca yok saçına şöyle, yok karizması. Yok biz var ya bu şekilden kopalım. Ya yeter abi ya. Adam ne yapmış yani? Cumhurbaşkanı en çok saygıyı Ali Koç duyuyor. Nasıl duyuyor biliyor musun? Milyonlarca liralık bir ülkenin yatırım yaparak insanları çalıştırıyorlar. Türk markasını dünyaya tanıtıyorlar. Ki, bir şey demiyor ki. Tamam abi doğal bir şey. Belki o anda şunu da yapabilir, bunu da yapabilir. Yapabilir abi. Ya o ayrı, o yaptığın hareketler evet. Tabii ki yapabilir de. Yapabilir. Yani biraz da onu dikkat edip. Sen adamsın ya. Ya niye saygısız oluyor? Ben en saygılı adam benim ya. Bence de. En saygılı adam benim saygısız. Ya. Bana saygısız hayır. Diyemezsin Gökmen sen, abi. Onun dışında her şeyi söylersin saygısız diyemezsin. Bence de. Saygılı ben saygılı adamım. Evet. Şu işte dediği doğru mu? Hangi dediği? Abi bu benim bir ben eleştiririm. Derim ki hatta sana tamam, katılmıyorum derim. Dedi bak. Bence. Diyor Serhat. Cumhurbaşkanı'nın yanında herkes biraz daha çeki düzen vermesi lazım derim. O der ki o böyle yapıyor der. Burada tartışabilirim ama şey tamam. Adnan'a böyle dediye saygısız demek doğru bir şey değil yani. Saygıyı olayını biz kimseye veremeyiz neticede ki. Neticede severim sevmem. Cumhurbaşkanı yanına eli cebinde. Tamam bak abi. Bunu yap işte. Ha, bunu söyle abi bunu tamam. Söyle abi. Anladın mı? Doğru ben de senin aynı şeyde yer alıyorum. Ne dedim başka bir şey demedim. Saygısız diyorsun abi. Ben yorumcumuza. Ben babacığım bu hareketi sen ne diyorsun? Tamam doğru söylüyorsun. Ben diyorum sen adına bu niye saygısızlık? Çürütmek için her türlü şeyi yapıyor abi. Hayır abi ne güzel. Abi bak burada bir fikirler tartışılıyor. Adnan der ki Ali Koç'u ben çok takdir ediyorum. Bence çok istemeden yaptı hareketler. Ben de derim ki hayır isteyerek yaptı. Yapmaması gerekiyor. Ali Koç'la tartışabiliriz. %100 ben diyorum ki istem dışı bir şey yani. Yani orada bilerek falan zaten bunu yapmaz. Yapar mı ya? Ya ben bir gün Abdullah Gül'e yaklaştım abi. Bilmeyerek, istemeyerek. Beşiktaşlı ya. Ne bileyim abi bilmiyorum. Ben gayet doğal. Elimi şöyle attım. Resim çekileceğiz. Elimi böyle attım. Hemen koruma geldi. Elimi buradan aldı. Abdullah Bey dedi ki hayır dedi karışma dedi. Ya bunlar olabiliyor yani. Onu evet, demek tabii. İstiyorum ya. Bu anlık işte. O ekranı çekiyor. Evet abi şey o ekranı çekmiş doğru. Oraya. Herkes haddini bilecek abiciğim. Ali Koç bilmiyor mu haddini? Ali Koç olsa da bilmiyor. Orada biliyor bilmiyor. Abi. Bilmiyor. Orada bilmiyor diyor. Ya, orada bilmiyor. Ya, hayır abi. Eli cebinde Cumhurbaşkanı yanında eli cebinde olmaz. Ya Allah doğal olmaz. Diyorum sana. Bu doğal bir şey. Doğal bir şey değil o. Ali Koç gibi bir insan böyle yapıyorsa örnek bir madem örnek Türkiye en zengin ailenin çocuğu en küçük çocuğu abi onun, anladım onun, normal insanlara örnek olmak zorunda ya onlar abi, örnek Kartal'ın, olacaklar İsmail Kartal'ın onlar örnek olacaklar medya tanıtıldığı değil. Olayda da eli cebindeydi bu tam alışkanlığı var böyle var eli cebine koyuyor adam tam Gökben abi de bunu söylemekte tamam. Doğal ya %100 haklı tamam şey ona ters geliyor bana da ters geliyor tamam söyleyeyim. Sana da ters geliyor evet. Herkese ters gelir o hareket ama bilerek yapılan bir hareket değil. Herkes o zaman bilerek daha dikkatli davranacak yani doğru. Şey yaparken. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Güzel bir haftaydı. Hararetli programlar oldu. Güzel programlar oldu. Ağzınıza sağlık. Herkes tansiyonu düşürsün. Güzel bir hafta geçirelim. Herkese haftaya sağlık. Haftaya bekliyorsun. Haftaya sağlıklı. Güzel bir sağlıklı güzel günler sizlerin olsun. Ailelerinizin, cümlemizin. Sevdiklerin olsun. Hepimizin, sevgili mutlu, seyircilerimize. Sağlıklı. Evet. Hepinize, sevdiklerinize güzel, nice. Bol paralı hastalar gibi. Saatler, günler, haftalar dileyelim. Hoşça kalın. Telegolle kalın. Bizi izlemeye devam edin. İyi haftalar.